Sevgili transfer raporunun iki önemli ismi Levent Tüzemen ve Gürcan Bilgiç ile e, akşama başlıyoruz. Hoş geldin Levent abi. Hoş bulduk Aykut'cum. Hoş geldin Gürcan abi sende. Sen, sen de. transfer ettin. Abi her, kadim her, dostum. Her, her, her program beraberiz Levent e Kaş, abi. Aşağı 6 yıldır 7 yıldır çık, çıkıyoruz değil mi bu ekiple abi? Ya tabii sen daha şey... de bir ara şey yaptık biliyorsun ya. Üçlü o Erol abi de vardı. Ha Erol abi de vardı. Evet. O o var Selim abi yokken Gürcan gelmişti epeydir. 8 sene oldu. 14'ten beri beraberiz. Kimle? İşte transfer raporunu diyor. Transfer, ya, rapor. transfer raporu. Olur, mu? Yani. Biz başından beri Olur. buradayız ya. A Spor'da çıkıyordu. Evet evet. Tamam tamam. A, A Haber'de pardon. A -A Sonra A, -A Spor tabii, 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 buraya geçti. Aynen, aynen, A Haber'de. O zaman 10 sen. senin üzerinde. Onun üstü. Millet tutmuştur bizi. <laughs> bilgiyi kaybedersen bilgiyi sunmadığını söyleyece, kimse seni dinlemez. Aynen. Açık konuş. Sen de buna dikkat ediyorsun, ben de buna dikkat ediyorum Bilmiyorum. yani. Aykut zaten transfer raporunda herkesi arıyor. Abi şu şu ortamda en, geniş. En değerli şey bilgi. Evet tabii. Yani, ben ne söylüyorum ya, ya. bilgi edilmeden bir şeyleri söylemek yanlış. Bazen transfer haberi yanlış da çıkabilir Levent abi, yani o da. Ben ona bir şey demiyorum kardeşim, ben ona bir şey söylemiyorum. Hata yapabiliriz. Muhabirlerin yani. hepsi bu işi araştırıyorlar. Allah için hepsini ben tabii. yakından takip ediyorum, biliyorum ve hakikaten çok uğraşıyorlar. Ama bir yerde. Bu rekabet olduğu için birbirini atlatma politikası da gündemde olduğu için. Keyfi de orada abi. O onun keyfini yaşıyorlar. Yani kim öne geçiyorsa ne Yok Allah var bizim kanal bu söylentilerde çok şeyli mesafeli yani. aldığı ettiden ziyade olan ilgiyi belirtiyorlar. Liste doldur diyorlar. Böyle bir durum var diyorlar. Yani ki bunlar hakikaten öyle. Mesela son bir örnek vereyim. İşte Play ile Pedro. İkisi de Fenerbahçe'nin istediği oyuncuydu. Pedro da işler daha pozitif gitti. Yolunda gitti. Play olmadı. Şimdi play'e ilgileniyor. Play'in peşinde diyenler yalancı mı oldular? Hayır. Hayır. Yani. Hayır. Mesela bugün şimdi yarın gazetelerde de örneğin Galatasaray'da bir sabek ismi yer alıyor. Medyadaki gazetelerde. Levent abicim Seferovic'i çok soruyorlar. Yani. Madem öyle Galatasaray'la başlayalım abi. Tabii takımın transferde nerede ihtiyacı vardan ziyade ee, Dursun Bey de Avusturya'da takımın başında döndü Makan başkan hoca. döndü yani ama döndü gitti ama oraya başkanın bir, moral. bir gidişi takım'a ciddi moral oldu bunu futbolcular da hissettiler iki maç üstte kaybedince sorunan sorular bazen hem oyuncuları moral olarak yıkıyor hem de teknik adamı bir ölçüde zora sokuyor zora yani sokuyor. psikolojik olarak başkanın orada gitmesi Özellikle futbolculara sarılması, el sıkışması, teknik heyetle beraber olması bir takıma ciddi bir güven oldu. Ve Galatasaray'ın son oynadığı maç özellikle ikinci yarıda hatta ben şunu düşündüm maçı izlerken. Ya dedim o Özyurt Allah aşkına 10 dakika daha takımı tutsana ya. Yani 10 dakika takım öyle bir hava yakaladı ki 2-0 oldu 5 dakikada 2 gol oldu. 64-69 veya 65-69 4 dakikada 5 dakikada. Ya tam kısılmışken oyuncular dışarı çıktı. E girenlerle de çok şey görmedik açık konuşalım. Ama hazırlık yani. maçı nihayet. Ya hazırlık yani. da yani devam etsin hazırlıkta ligi hazırlanacaksın. Sonra bu maçlarda oynattı onları ya. Ha bunu herkes Galatasaray taraftarı izlerken iki maçta Galatasaray'ın ortaya koyduğu performansı beğenmemiş. Sosyal medya bunu Galatasaray taraftarı hepsi maçı izliyor. Doğru doğru. Genelde yorum yapmışlar. Bu yorumlara değer vermek lazım. Kulak kabartmak lazım. Levent abi Cagne gitti bedelsiz. Evet. Morutsan Sivas'a gidiyor. Evet. Daha da ayrılacaklar var dedi Okan Hoca. doğrudur, doğrudur. Ama gündem Seferovic. şimdi Seferovic ile ilgili benim görüşüm görüştüğüm insanlar var. İsviçre'de bunlar. İsviçre mi takımında 14 yaşından beri takip eden insanlar var kendilerini. Yani Seferovic iyi bir golcü. Bakın şunu şöyle söylemek istiyorum. 33 yaşındaki Lewandowski Barcelona'ya transfer oldu. Demek ki golcünün yaşı yok. iyi bir golcü. Tabii. Buna Barcelona yaşı 33 almayalım demedi. Değil mi? İhtiyacı var. Lewandowski bastı parayı aldı. Adam da bayanla oynamıyorum artık dedi. Başka bir yere gitmek istiyorum dedi. Ve Bayern'i ikna etmeye zorladı. Seferovic de yaklaşık olarak 33 yaşında falan bildiğim kadarıyla. Yaşı öyle bir şey zannedersen. Seferovic e, İsviçre milli takımı önemli santraforlarından. Benfica'da da yıldızlaştı biliyorsun. Gol kralı falan var. Ve üstelik Gürcan da yiyebilir bunu. Ee, şeyin prensi değil mi bu adam? Kim? Jorge Jesus. Öyleydi Benfica'da. Benfica'da öyleydi. Yalan, yalan, mı? Şimdi Fenerbahçe Santufor alıyor. Jorge Jesus hiç sefer, Seferovic'e gitmiyor. Şimdi Bar Galatasaray, şimdi burada Galatasaray başkanın tavrı çok önemli. Bak Galatasaray Başkanı alalım edelim demiyor. Önce, bir falka olayıydı Galatasaray. Önce bir araştırın diyor. Yelen bilgiler konusunda bir iddia var. Kronik bir sakatlığı var deniyor Seferovic'le ilgili. İkinci Falka olayını Galatasaray'ın kaldırma şansı yok. Yani Falcao geldi 3 ay oynamadı falan. Gelen bilgiler benim İsviçre'deki arkadaşım da aynısını söyledi. Yani dedi ki bunun bir sakatlığı var. Ama son oynanan ilk maç, şey milli maçta hele 90 dakika oynadı ve gol de attı. Yani kronik sakatlığı olan bir adam 90 dakika süreyi tamamlayamaz. Şimdi Galatasaray mutlaka ki bu Seferovic'le ile ilgilenecek. Ama ciddi bir araştırma yapacak. Öyle yaş tahtaya basmak istemiyor. Ve şöyle bir şey. Benfica birden satış pozisyonundan çıkıp Galatasaray'a kiralama teklif yapıyor. Ben bunda kafam karıştı, kar karışıyor bu işte. Ya Benfica senin santrafor ihtiyacın yok mu? Sen Jorge Jesus seferi için iyi istemedin. Dolayısıyla bununla ilgili en doğru iş Galatasaray yönetiminin yapacağı en iyi doğru işlerden bir tanesi. Bildiğim kadarıyla e, İsviçre mi takımının hocası <laughs> Hakan Yakın'ın abisi Murat Yakın. Öyle değil mi şu anda öyle biliyorum ben. Murat Yakın'la da bunu konuşabilirsiniz. Bu bilgileri alabilirsiniz. Kaldı ki Galatasaray'ın çok değerli bir doktoru var Yener İnce. Tabii. Ekibi de çok güçlü bunların. İyi bir analiz yaparsınız. Adamı kontrolden geçirirsiniz. Falcao'daki gibi değil. Bakarsınız ya yaşadığı sakatlıklar yaşayacağı sakatlıkların devamı olur mu diye bir karar verirsiniz. Falcao'nun yani, hey, yani ben de resmi var sana resmi geçtim bir gün yayında verdin Tabii. tablo olarak evet. baba var ya yani ben böyle bir şey her görmedim yerin, ya her yerden baba operasyon yaşamış ya aşağı, her, her yerden, yerden her yerden operasyon yaşamış Gürcan ya bu nasıl sağlık kontrolünden geçiyor kim nasıl geçiriyor Na, nasıl buralara abi geliyor operasyon yaşaması yeniden sakatlanacak anlamına aynı geliyor aynı yerden iki defa sakatlığı var ya. aynı yerlerden sakatlandı Ay. işte aynı yerlerden Gürcan'ım oradan sakatlandı. İşte ben de Seferovic ile ilgili kafamdaki şu var. Yaşı 33 normal. Müziğin bak Lewandowski 33 yaşında Barcelona transfer ediyorsa Galatasaray bir sakatlığı yoksa bence burada Galatasaray yönetimi hem bu konu bak Dursun ve Galatasaray'ın parasını kendi parası önünde tutuyor. Diyor ki bu para kıymetli. Harcamız her şey. Bir kuruş metalik bile kıymetli abi, diyor. 30 mu? 30 mu? 30 mu? 33 değil yani. 30, Yanlış 30. bir şey. 30. İyi bir yaş. Samimi söylüyorum iyi bir yaş. Şimdi şöyle söylemek lazım. Kiralama yoluyla ilk önce Benfica. Ha, kiralamak bu işi çok çabuk ayrılmak şey, kolaylığı sağlar. Satın alma şartıyla kiralama. Tamam, Bir dakika iyiyse bir, bir de Galatasaray'da Len, Abu Bakar mantığını Len, yapsın. Lens'te olduğu gibi yani. Galatasaray Abu Bakar Be, mantığını beş, yapsın. Sakatlığım varsa abi beş, sözleşme beş, de sözleşmeyi iptal edelim. Beşiktaş'ta Lens'i satın alma şartıyla kiraladı. Ertesi sene almak zorunda kaldı. Yani e parasını şey yatırmak canım, zorunda kaldı. Laici de öyle aldı. Laici de zorunluydu bazı parayı aldı. Ben diyorum ki Gürcan. Bak Seferovic... İyi bir santrofor. Tamam kabul Ama ediyorum. Ama senin senin tereddütlerin de çok doğru tereddütler. Ve e, çizdiğin rota da çok doğru. Alırsın artık uzay hissi gibi şeylerimiz var. Sağlık merkezlerimiz var. Yani. Sokarsın çocuğu oraya. Yaparsın te testlerini. Çıkan sonuca göre alınabilecek riski de hesaplarsın verirsin. Yoksa sapa sağlam gelir adam. Bir darbe alır, bileği burkulur, şey olur, bu olur sakatlanır. Ona yapabileceğim bir şey yok. Ya darbeye dayalı o başka. Tepkim yok. Başka. Ama, ama, işte ne bileyim dizde eklemler bittiyse, kıkırdaklar kalmadıysa, senin dediğin gibi 60 e, dakikalık, e, 45 dakikalık performanslara... Ama Bakar için de dediler Gürcan abi. Çok sakat ama diye. çok güzel bir sözleşme yaptı orada. sakat diye. Öyle dedi. Niye ya? aldılar diye. Çok eleştirildi Sergen Hoca'da. Ama Hürnut ne dedi? Eğer sakat değilim diyorum oynayacaksın. Senin geçmiş sakatlığınla ilgili bir sıkıntı yaşanırsa sen de sözleşmeyi feshederim. ederim. Beş kuruş ödemem Hı. dedi. Bence Galatasaray yönetim bunu yapar. Ya yani ben biliyorum Dursun Bey böyle yaş basmaz. Büyük bir ihtimalle bu sözleşmeye bu maddeyi koyarlar. Çünkü kolay bir santiforlar bulunmuyor. Ya bir de bak sadece geçen sene yaşamış bu sakatlıkları. Yani geçen seneye kadar böyle çok sakatlık yaşayan bir oyuncu değil Seferovic. Ama geçen Ama sene 10 maç oynamış. Geçen sene iki kere üst üste Adele sakatlı oluyor. Eee sonra bir bir sakatlığı daha oluyor. Yani eee 10 maç oynamamış. 100 güne oynamıştı. yakın sakat kalıyor. E az mı 100 gün? 3 ay. 3 ay şey kaldı Falko'ya geldi. 3 ay gitti. Yani Falko bir adam atıyor çıkarın diyor ya. Vallahi dünya parası o yani parayı şey, ödedik şey, bugünkü yönetti. Tabii yönetim. tabii yani orada elbette dikkatli olmak evet. lazım. Senin de eee yani kiralık opsiyonunu yani kiralık çok kolay kiralık doğrusu kir kiralık transfer madde koyarsanız ama satın, satın alma satın zaman. alma maddesinde opsiyonlu olmasın. Tamam lazım. tamam opsiyonlu olsun ben kabul ediyorum ama bir şey söylüyorum. Oyuncu bana verim verecekse sakatlık yaşamadan devam edecekse sezon sonu sözleşme imza atarım. Sorun olmaz. Ama ben aldım. İki hafta oynadı, altı hafta oynamadı kusura bakma ya. Sadece ligde oynayacaksın, Avrupa'da oynamayacaksın. Tabii sezonu taşıyacaksın onunla yani. Yani Santrfor. Bu işte ona göre hazırlık yapacak. Yoksa ben Seferovic İsviçre mi takımı Santrfor bu. E biliyorsun ki e, Yoksa yani son hiç, son hayır yok, yoksa, yoksa, şey, yoksa milli maçta da 90 dakika Hiç, hiçbir oyuncunun garantisi yok ki. Yani gelir oyuncu sakattadır. Yapacağım bir şey yok yani o noktada. Darbeye saya Ama, da ama bur, burada ya. dediğin, dediğin gibi böyle bir sicil varsa bir, bir, bir sene öncesinden İyi bir doktor ekibi aynen, var. Aynen bunun sağlık ekibi var. Bunun aynen, aynen. E, yeniden tekrarlanma ihtimali nedir? Sağlık ekibi dediğin gibi bunu değerlendirecek. Ona göre bir rapor verecek. Bakacak onlar çünkü yeniden önce bu işlerin uzmanı bir doktor. Şeyde de gitti Levent abi. Cagne. 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 O da mesela transfer e, kadro mühendisi hatası Galatasaray'a geldi. Bir şampiyon yaşadı. Ondan sonra yok sakatlandı gitti, kiraya verdi gitti, kalmadı. Ve 13 milyon euro Galatasaray'ın sokağa gitti ya. 5 kuruş almadın adamdan. Ya bu nasıl bir transfer politikası? Falka adam faydalanamadın parasını ödüyorsun. Yani Galatasaray'ın para... bak o beğenmediğin 37 yaşındaki basan adam Gomis yine gol golünü attı. Pozisyonlarda geriye çıkıyor. Atmadı mesela bir iki pozisyonda geriye çıktı. Ne Kerem attı ne Anolta attı atabilseler. O vuruşları da yapacak adamı beğenmedin. Ağır dediğin Gomis. Eleştirdiğimiz konusu Galatasaray oynamaz dediğimi Gomis. Yani Böyle bir sakatlık yaşamadı ya. Ama Jack ne de sakatlık yaşadı gitti ve bu paraları kaybetmemesi lazım Galatasaray. 13 milyon euro ya bugün rakamdan çok büyük para. En azından bir şeyler satıp peki, para kazansaydı. Peki şey ne diyorsun? Mesela bugün o da tartışıldı Levent abi. E, strateji mi değişti Galatasaray'da? Mesela e, geçen sene e, genç oyuncu yani e, bizim takımımıza gelişip katma değerini arttırıp daha yüksek bir bonserviste satabileceğimiz oyunculara yönelelim diye bir e, strateji vardı geçen sezon için söylüyorum. Bu sezon ondan vazgeçmişler gibi sanki. Peki Bak bir şey sana Zeki Uzundurkan yazdı. Levent Abi'ye söyle, e, söyle dedi. Geçen sezon 3 kez kas sakatlığı yaşamış. 29 tane maç kaçırmış. Az buz değil sen? abi. Ben söyledim 10 maç oynadı. Ya yani ben bunları bakmadan gelmiyorum. Çev İsviçre ile konuştum. Ya şimdi İsmini vereceğim. Bir arkadaşım var benim Orhan Yılmaz. Ver abi ismini. Tabii. Yani İsviçre'de kendisi ve bu bu İsviçre'ye selam Futbolu, olsun orada ha, yaşayan. Brezilya ve Avrupa Futbolu'nu iyi biliyor. Hatta Galatasaray'la da bütün kulüpler yöneticileriyle konuşuyorlar kendisiyle oyuncular bazında. Ben onun ne kadar dediyse dediklerinin hep doğru çıktığını gördüm ya. Hiç bir defa yanıldığını da görmedim ama yani insanlar bazı e, insanlarla konuşurlarken maalesef onun onlara verdiği sözlerin arkasında durmuyorlar. Ya ben kendisini telefonla konuşuyorum yani açık konuşalım. Bu insanlar o da mesela Sefer konusunda çok iyi tanıdığını ve ciddi bir rahatsızlığı olduğunu söyledi. Yani Galatasaray bu oyuncuya da öyle iki buçuk milyon eurolar falan yıllık vermemesi lazım. Kusura bakma. Yani bu, bu yüzden sonra Galatasaray'ın bir limiti var ama gençlik politikası mıydı? Allah'ını seversen hangi gençlik politikası Galatasaray Geçen sene yapmış oldu gençlik politikasından Gürcan sana bir şey soracağım. Hangi oyuncu satıp para kazanabilir? Tamam yani burada seçimler yanlış, yani, yanlış olabilir ama doğru seçimler yanlış olabilir ama e, yine aynı politikayı sürdürürsün. Belki bu sefer doğrusunu yakalayacaksın. Ya belki sen geçen sene Yunus'ta sağ tarafta oynasan Avrupa Kupalarında turu geçeceksin ya Barcelona'yı. Eğer oynanan dünkü maçın yıldızı Yunus'sa Geçen sene Yunus'u oynatmamak, oralarda Barış Alper'i denemek veya Babel'i denemek akıl karı mı? Geçen sene Yunus'la belki Barcelona maçı çıktı. Şu maddi bile koymuyor Galatasaray yönetimi. Ya bunu bugün bugünkü yönetime de söylüyorum. Dursun Bey'e de söylüyorum bunu. Kiralınız oyunculara şu maddeyi koyun ya sizin kiralık. Ocak ayında ihtiyacım varsa geri alırım diye. Beşiktaş yaptı bunu. Aldı. Her kulüp bunu yapmak zorunda. Ben kiralamışım alırım kardeşim. Dursun be tecrübeli. Tecrübeli. bunu yapması lazım. İyi niyetli. Yapar. Açık konuşalım. Vicdanlı bir insan. Ama kabul etmemiz gerekir ki. Bunu koyacaksın abi. Bu iş profesyonellik ya. Ben yetiştirmişim. işim yok vermişim. Mesela çok eleştirdiğimiz Morutan. Çok eleştirdik. Mesela belki sistemden dolayı, belki insanların yaklaşımından dolayı, belki Rıza Hoca bunu transfer ettiğinde öyle bir noktaya getireceksin. Hiç ummadığımız şey. Benim de eleştirilerimi yok edebilecek bir oyun ortaya koyarsa Morutan. Daha sarı ihtiyacı varsa alınır devrar. Yeni transfer gibi olur. Fenerbahçe için geçerli bu. Öyle değil mi? Hull City'ye ve oyuncu verecek kiralık Fenerbahçe atıyorum ben. E ada oyuncu orada iyi oynuyorsa göze batıyorsa İngiltere bunu konuşuyorsa. İyi de alan takımda geri vermek istemez sonuçta yararlanıyor. Olur mu canım? O maddeyi koyacaksın. Her takım için geçerli. Bu senin kulüplerle yapacağın anlaşmayla bağlı bu iş ya. Sen bu anlaşmayı koy işine geliyorsa gelmiyorsa almasın. Almasın yani birçok oyuncu var. Bunu şunu aktarmaya çalışıyorum. Bunlar önemli. mesela geçen sene almasın. Sen neye dayanarak bu Berkan'ı aldın? Niye dayan? Oyunda yok. İki tane oyuna girdi yine hata yaptı. Bak bugün görüntülerde Allah aşkına şu iki tane görüntü var burada. Hani var sen çok seviyorsun ya Berkan'la Taylan'ı. Yani keşke Fenerbahçe Sportif direktör abi, olsan da transfer etsen aslında, yani iyi olur. Fener'in abi. orta sahasını toparlar bu ikili. Sen de Berkansız program Be yapacağımız beğenemez <laughs> mi abi? Niye ya, öyle Allah aşkına bırak iki bir görüntü var burada. İki tane görüntü gelmemiş. Bak görüntü top olsa burada gösterecektim. Top olca gösterecektim. Orta sahada orta sahada eee Oliver'e bakıyor takım arkadaşları ikinci yer oluyor bu. Özetlere vermemişler bunu. E, sol tar sağ tarafta oynayan arkadaşına Omar'a pas atacak takım e, markaj altında öbürü de e, sigmo olumlu oyuncu da o pası bekliyor. Yakalarsam kontratak yapayım diye topu oyuncu arkadaşını riske sokacak biçimde atmıyor. Biraz açığını atıyor ki rahat alsın diye arkadaşı. Oyuncu öbür e, rakip oyuncu da o deparı yapmıyor. Yani bir 40 metreden Ömer Bayram topu arkadaşını atıyor. Adam giriyor araya topu alıyor gidiyor koşuyorlar getiriyor adamı indiriyor aşağı faul oluyor. Kartlık hareket oluyor. Ya bu hareketi iki defa ortada görüyoruz. Oliver ya Galatasaray için bir şans. Gürcan demiş iyi oyuncu diye. Şu ikinci golü bakar mısın ikinci gol? Birinci golde topuk pasını veren Oliver ya. İkinci golde nerede? Topu bırakıyor. Ne yapıyor? Vücut çalımı yapıyor ön tarafta evet. değil mi? Arka tarafta bomboş kaleye geliyor. Gomis vuruyor. De, Defansın Oyuncu yeteneklinin şey ötesinde oyun zekası üst düzeyde. Transfer edeceğin oyuncular oyun zekası üst düzey olacak. Kusura bakma. Yine bu oyuncular 10 dakikada çıktı. Girenler bize şu mesajı ver. Televizyonu kapatın. Biz izlemenize gerek yok. Al veri, ver geri. Ayağına oyna, arkaya oyna. Yine böyle tüylerin diken diken oluyor. Allah'ını seversen ya. Biraz hocam şey, Levent abi sabra mı ihtiyacı var taraftarın? Sabra değil. Galatasaray Başkanı bu transferleri büyük bir ihtimal önümüz hafta yapacak. Yapacak yapacak. Mesela bugün e, Döbu diye bir oyuncudan bahsettiler. Bir Avara da var hocam bak. O var mesela 2-3 tan tane iki tane, üç tane de sabek olduğunu duydum. Ben bunları değil bunlar muhabirlerin işi benim işim değil bu. Yani bu 3 tane sabek olduğunu duydum. Mesela Gülüş var bugün baktım bunlar sosyal abi. medyada var. Florian 26 yaşında Avustralya milli takımın oyuncusu. Bon servise inindi. Hafif bir son maç sakatlık geçirmiş galiba öğrendiğim kadarıyla. Nasara şimdi bunu yakından takip ediyor. İleride paraya da dönüşebilecek oyuncuları transfer mantıklı. Senin ağzından yazalım. Ne? Adaylardan biri Dubois diye. Yaz canım yaz. Ya. Ya, ya. Yaz. Ya yaz yaz. Tamam. Dubois yani. Levent abi 27 biliyorum. yaşında Lyon'da sağ oynuyor. Var. O bonservisle. Evet. Bon. Mesela bunların Yet, içinde benim, göre, duyduğum benim duyduğum kadarıyla benim duyduğum kadar bir tane Portekizli var bek olarak. Bir tane de Belçikalı var. Divara da çok bastırıyorlar. Belçikalı abi. da var. Belçikanın kulübünü söylemeyeyim, ayıp olur şimdi. Belçikalı İyi var. Söylemiyorsun. Ya bürüş kulübüymüş tamam. ya tamam söyleyelim. Yani. Bürüş ne söyleyelim <laughs> hadi. Tamam ama genelde Galatasaray bunun iyisini almaya çalışıyor. Ya bu buraya taşın altlarını sokmamış ya Dursun Özbek bir yönetimi. Ekibi başta başka olmak üzere gövdesini sokmuşlar ya. ya bunun şey, altında kaldı. Geçen seneki kadro tahribatını yeniden Galatasaray onarmaya çalışıyor ya. o da bir sezonda da olmaz o kolay kolay. Kim? Onarım. Bir sezonda olmaz kolay kolay. Doğru takım bir sezonda Şeyden, onardı biliyorsun. İki sene şampiyon Levent oldu. Levent abi Morutsan'da... 50 e, el, milyon euro bonservis harcadı. Varsa o para. Morutsan'da bir iki tane pürüz kalmış abi. Tam... Ya tamam canım ya yani o... ben oyuncuyu söyledim kiraya verisi. Bak mesela şey de öyle. Daha et, daha iyi oyuncularla daha iyi oynadı hmm. Çiçil'de o mesela. Mesela hmm. yani çok ekstra bir şey oynamadı. Ama Oliver ya herkesi toparlayan bir adam. Boşa top kullanmıyor. Bak alıyor bakıyor şu. Çok basit bir şey. Barış Alper girdi. Sağdan orta yapmış arkadaşlarıma neredesiniz diyor. Ya bir örnek verdim. 17 yaşındaki Arda Güler'i. Top gelmeden evvel bakıyor. Top önüne akıyor. Tam topa vururken bir daha bakıyor. Kesiyor gol oluyor. Sen kafanı eğmişsin ne gidiyorsa orta buz neredesiniz? Kime yaptın ya? Baksana kafanı kaldırsana. Kaldıramazsan oyuncu olamazsın. Toptan ayağını çekersen korkarsan oyuncu olamazsın. Zaman kaybı. Senin kişisel kanaatin. Benim kaybım. Verirsiniz kiraya. Gelişirse orada gelişir. Gelişemezse kendi kaybeder. Bugün Galatasaray'da birçok oyuncu böyle gitti. Gelişemediler. Ama biz aynı şeyleri bak mesela Hamza Akbaş'ın söyleyemeyiz. Sen şey, şey, şeyde nasıl buldun? Sabek'te nasıl buldun? Barış hiç. Alperi? Hiç. Hiç etkili değil. İnan ki değil. Şey olmaz mı oraya? Ya mümkün değil. Çünkü Oturmaz öyle bir mi? oyuncu değil. Öyle sorumluluk alan bir adam. Kuvvetli değil. Mücadele eden. Önüne az, bir pas veriyor mesela. Duvar pası yapmış bu tarafa koşuyor ya. Koştuğun alanda çıkmaz sokak yazıyor ya. Koştuğun alan çıkmaz sokak. Nereye koşuyorsa sen? sen? bu cezanın içine koşman lazım. Bak bunu Yunus yapıyor. Bunu mesela Kerem yapıyor. Evet, Emrah Baba için yorumun ne? Etkili olur ki. faydası olur. Faydası olur. Yani bu tür oyuncuya ihtiyacı var. Geçen sene işte söylüyorum iki tane oyuncu. Hadi Okan'ı almadın. Bıraktın. Emrah Baba Yunus olsaydı bu daha farklı bir yerde olurdu. Sosyal medyada Levent Tüzemen haklı diyor taraftarlar. Gürcan abi e, dedin ya sen az evvel sportif direktör ol istersen Fenerbahçe'ye. <laughs> <laughs> e, diyorlar ki Levent abi bu konuda %100 haklı. Berkan ve Taylan'ı çok istiyorsa Gürcan abi Fenerbahçe'ye transfer edebilir diyorlar. Ya ben şey yapıyorum ya. <laughs> tabii nazire yapıyorum. Şey. Yoksa... İzleyicilerimiz de gülüyorlar. O da, yani. o da mesela bakıyor. Ya ben bundan yoruldum ya Gürcan. Arkada iki top kaptırdı gol yedi Galatasaray'da. Mesela, mesela... Berkan Taylan Gürcan abinin akrabası mı diyenler var? Yok. <laughs> ben, ben size bir söyleyeyim. Ta Taylan'ı ben Galatasaray'da tanıdım. Ve mesela bizden önce Rea Hoca bağlandı. Şenol Hoca oynatmıyordu. Galatasaray taraftarı Şenol Hoca'yı linçliyordu. Bu Tayland'da soyunamaz diye. O mesaj yazan arkadaş da muhtemelen onların arasındaydı. Berkan'ı Alanya'da beğendim bir oyuncuydu. Söyleyeyim sana. Ama e, ikisinin olduğu geçen seneki e, Galatasaray orta sahası duman oldu yani. Ne ürettiler ne, ne rakibi... Ama e, tükettiler. Tabii ne, ne rakibi durdurabildiler. Taraftarı tükettiler. Fa, fa, fakat iş, işin ba başka tarafı e, ee, mesela Levent abi yani geçen seneki problemler devam ediyor. Yani Galatasaray'ın e, verdiği pozisyonlar şey maçlarında e, tüm hazırlık maçlarında gerçi dün, dün, dün de verdi. Öbür taraftan baktığın zaman e, pozisyon bulma sıkıntıları e, ön taraftaki setler tamam Yunus bir gol attı bir gol attırdı ama tamamen performans. Yani, yani orta sahası daha güçlü bir Galatasaray'la. Şimdi daha iyi oynuyor. Ha tabii. Aynı şeyi söylüyorum. Ama bu çocuklar da daha iyi oynuyor. Ben bir şey yani sen bek olarak bir mesela, şey beklemek doğru ser, değil. Sergio Oliveira üst düzey bir oyuncu. Evet. Biraz temposu düşük. Şudur budur ama senin dediğin gibi müthiş oyunu okuyor. Çok zeki. Ee, mesela maçı anlatan spiker arkadaşımız da söyledi. Bir frikik olsa da seyretsek diyor. Duran toplarda müthiş etkili. Ama bir şey dediler yani burada. Şey, bir şey anlaştık dedi Yunus'la Kerem. Biz birbirimize hangimiz olacak firik atacak. Beller atın firkikleri de orada firik atan Oliveira varken o, topunla başına geçmeyin yani. yani bir önce e, bir sorun. Ona göre bir bakıyorsun. Mesela ben Kerem'in Firkik çalışmasına saygı duyuyorum ama Firkikler topun başına geçmesinin çok da erken olduğunu düşünüyorum. abi yani, gel. Yunus sol taraftan atılan, sağdan atılan tabii. Yunus atsın. Sağ, sol tarafta atar, sağ ayakta da atsın. Levent abi hepsinin yeri vardır. Mesafe uzar, bir atar. Mesafe yakındır, Kerem atar. Daha teknik. Ama Neyse Yunus yani. daha etkili o açıdan. Neyse, şeye, e, duruma baktığın zaman. Ama Sergio Oliver ve o e, Avusturya oyuncu neydi adı? Giriliş. Giriliş. Hmm, giriliş. Yani bunlar nokta oyuncular. Mesela Giriliş'in hem stoper özelliği var, hem altı numara öz özelliği var. E, aldığın zaman yani iki pozisyonu birden bir e, oyuncu alıyorsun. E, Fenerbahçe de e, Jao muydu? Brezilya'dan. Şey. Yok, Brezilya'dan gelen oyuncu. Jorge Jao değil mi? Ha, arao. Arao, Arao. Mesela o da stoper oynuyor. Önlü e, bir oynuyor. Ama orijinal yerinde ee, ben... oynamıyor ki abi. Pardon? Orijinal yerinde istiyor hocalar genelde. Hayır hayır. Abi, sıkıntıya düştün. Adamı stoperde oynat. Anladın mı? Orijinal yeri orta saha. Ama e, problem yok. Sıkıntıya düştün. Bir adam eksiltmek zorunda kaldın. Bir stoperini çıkartıp bir forvet atıyorsun. Yani, yani elinde... transfer yapmayabilir mi diyorsun abi onu sanıyorum. Çünkü Fenerbahçe taraftarı stoper bekliyor. Bak öyle bir şey demiyorum abiciğim. İki mevkide birden oynayan adamlar değerli adamlar bunlar diyor. Anladın mı? Bir daha söyleyeyim mi Aykut? Ya yani çok gönlü yani oyuncu bunlar, transfer aynen. etmek her zaman bunlar, bir avantaj. Bunlar, Mesela Gustavo da aynıydı. Öyle bir oyunda alt stoper numara, oynuyor. 6 numara oynuyor ama e, sağ içinde oyuncu değiştirmeyip sistem değiştirme dur durumuna geldiğin zaman bu oyuncuları farklı alternatifler. Mesela Popescu'da, da, Popescu'da, da, bizim, orta, orta saha oynuyordu, stoper oynuyordu. Yani. Pozisyonlarda da kullanabilirsin. E, e bon elinde, maliyeti olmay olmayan bir oyuncu ve o bölgede ihtiyacım var. Ama e, ben seyretmedim oyuncuyu. Sen seyrettin mi bilmiyorum. Kimi? girişimi mü? Girişi. Ben seyrettim çok ya. Ben bir bir sorun yok ama. Bilmiyorum ben benim ben, ben mesela olan bir oyuncu Oldu. Ee, 26 yaşında bonservisi elinde olan bir oyuncu. Neden elinde? Genç. Hayır şöyle diyorlar bildiğim kadarıyla. Bir arkadaşımı aradım sordum. Bana dedi ki ya bu tür oyuncular genellikle kendileri transfer yapıp imza parası da alıp iyi bir gelir elde etmek. Çünkü Avrupa'da rakamlar yüksek değil o kadar. Genel anlamda. Yani Deneyer gibi, yani. gibi yani. Ha, Deneyer gibi yani. Deneyer de bunu kovalıyor işte. Fenerbahçe takip ediyormuş ya Deneyer'i. Hmm. Deneyer sol stoper değil yalnız onu söyleyeyim de. Ee, ona göre işte Fenerbahçe hareket etsin. Yani Fenerbahçe'nin Deneyer ilgisi sadece menajer önerisi. Yani bitti canım. diye bir şey yok. Yani şey yok. Yani isterseniz ya ben anlaşabiliriz. Yani. Ben sol stoper olmadığını menajer menajer Bilsin diye söyledim. Mesela sol stoper Galatasaray. Mesela ben Emin Bayram'ı da beğendim. Genç bir çocuk ona yaramış şeyde kiralıkla olarak oynamak. Pozisyon bilgisini geliştirebilecek defansif anlamda Erden Timur'un söylemiş olduğu bir uygulama var biliyorsun. Diyor ya pozisyon antrenörleri de getireceğiz diye. Evet bu örnek veriyorum Popescu gibi çok kültürlü yani bu işin deneyimi üst düzeyde olan bir oyuncu gelip futbolculara nerede duracaklarını nasıl hareket edeceklerini öğretecek bir eğitim verirse orada yani o tür bir oyuncu bence o oyuncu bazı eksiklerini giderebilir. Çok kritik pozisyonlarda e, kademeye girip inanılmaz kurtarışlar Emir Bayram. Öyle değerlendiriyorum ben oyuncuyu. O şart. Mesela o, şart. o, o önemli. Yani, Mesela Omar'ın ya... bölgesi çok aksıyor. Omar'ın bölgesini Omar da kurtaramazsın. Oraya Barış Alper'i denemek de mucize şey olur. Macera olur. O söylüyorum. Biz sağ lazım dedi zaten. O e zaten dedim ama macera olur. E, bence işte o 3 4 tane varmış sabek. Öbür nerede olduğunu bilmiyorum. Stopere de ihtiyaç Markao'dan yani, sonra. Stopere ihtiyaç var mı yani, Levent abi? Ya bir lig için belki idare edebilirler. Markao şey. ocağa e, kadar idare eder. Neden biliyor musun? Bu lig Ağustos'ta başlıyor, Eylül'de Ekim'de oynanıyor. Kasım'da yok. Kasım'da bir, bir o, ay Dünya Kupası'ndan duruyor yok. Yok, bir buçuk ay yok. Tabii 40 günden fazla. O süreç içerisinde yeniden sezon açıldığında yeni bir oyuncu transferleri yapma şansı olur. Yani eğer stoper ihtiyacın varsa Galatasaray'a. Onu anlatıyorum ben. Yalnız e, hakikaten güzel bir lige gidiyoruz. Ha. Bak Beşiktaş ve Gors'ta aldı. Galatasaray olursa Seferovic alacak. Fenerbahçe olursa ya ja Pedro'yu alacak. Trabzonspor'da Cornelius var. Adana Demirspor Balotelli. Monya Şimdi Kara Jack ne gitti? Balotelli gidiyor diye bir şey duydum. Doğru mu? Yok abi. Yani e, bun bunları. Bunlar e, mesela şimdilik bir şey. Jack'ten söylediği bir şey var. Ben gol kralıyım. Gomis gol kralı dedi. Mesela e, gol kralının da iddialı ismi. Bunlar hakikaten. Yani e, teknik direktörlerin ligine doğru gidiyoruz diye düşünüyordum ben. Şimdi ciddi bir şekilde santroforların da ligi başladı. Doğru yani. süre, Geçen sene en dökülen haliyle gelen Gomis 9 gol attı ya. Penaltı penaltı evet. atmak zor işte dedim ya. Basuşay iki maçta 2 penaltı kaçırdı abi. Pardon Mesut'u da eklerim Herhalde. buna. Başakşehir'de gitti Mesut. Mesut Özil. Aslında yani, bu ligi iyi değerlendirebilir Türkiye Futbol Federasyonu marka diğer anlamında karşılığını bulursa futbol adaletli bir lig oynanırsa yani öyle ne kataküllü olmaz yine. Hakemden çok ön plana çıkmacağı bir lig izlenirse, izlersek gerçekten çok keyif alan e, mücadelelere tanık oluruz diye düşünüyorum. Çünkü Galatasaray'ın yapacağı iki transfer Mesela ben geçen e, Santorfor'a Sağbeke. Bence Galatasaray'ın ben hala da şunu numara. söylemeyeceğim. Altı numara tamam da ben hala buradan benim kendi görüşüm var. Bu efekti kim yarattı? Nur Özbek yarattı. Tamam mı? Buruma. E Ünalay döneminde alınmıştı yanılmıyorsam. Rodriguez'tik. Rodriguez ve eee Onyekuru da Onyekuru sayılmaz ama Onyekuru şeyde. Ee, e, bir ara gitti geldi. Hayır Mustafa Cengiz yönetiminde Rodriguez, Yasin. Bu dönemlere bakarsanız böyle kreatif çalım atabilen, Tempolu dar falan. alanda senin bir lafın vardı ya ne? Kulübe telefon kulübesi çalım atan. Böyle bir adama ihtiyacı var. Yani Kerem'in maalesef çabukluğu, hırsı var ben kabul ediyorum ama bu şeyi yok. Ee, dar alanda çalın becerisi Yunus'un daha fazla. Yunus bak döndü dar alanda vurdu solayla gol yaptı. Mesela bunu Kerem'in de yapması ya, lazım. De, bir de Yunus arıyor baba. Tabii. Yani Yunus soluna çekiyor topu koşan var mı diye bakıyor. Önüne koyuyor topu. Tabii. Yani, yani ancak bu son, bu tür adamlar. Yani var. şimdi ilk bugün oldu. Son bundan önceki maç 3 tane ne çok net şey pası verdi. Emre Mor da öyle. Karşı evet. karşıya. Tamam, şey var. Emre Mor da. Ama, öyle, ama Kerem şutu arıyor. Sana yüz yüz katılıyorum canım. Yani Ke Kerem arkadaşını aramak yerine şutu arıyor. Yani Kerem'in Abi Gomis'i Rodriguez gol kralı yaptı. Tabii formasyonu değiştirmesi lazım. lazım. Şeyi, orada. e, Jack Ney'i de Onyekuru gol kralı yaptı. Bunlar çok net. Ya bunlara baktığım zaman bu vizyonu ortaya koymuş Nur Söz Bey'in var sorulduğu gibi vizyonu. Ben öyle bir oyuncu olmasını isterim. Yerli oyuncudan yana bir sorun olacağını tahmin etmiyorum ama bazen o bölge öyle bir oyuncu istiyor. Çünkü hala da sol tarafta Galatasaray'ın böyle çok fazla rakibi sürklese edebilecek bir kanat oyunu olduğunu düşünmüyorum. Yani götürdüğü zaman. Ama mesela Yunus'ta Yunus'un şöyle bir özelliği var. Yunus giderken bir anda el ferini çekiyor. Çalımı atıyor. Ondan sonra şutu vuruyor. Gol oluyor. Yunus'un bu özelliği var. Ama Kerem böyle bir özelliği yok. O Elfer'in özelliği yok. Devamlı mesela izlediğim maçta sol çaprazda ikinci maçta sol çaprazdan girdi varsa görüntü bize getirsinler. Topu kaleye vur. Niye bunu çeksene? Çek sol ayağını al sana vur köşeye. Galatasaray taraftarı na bir umut ışığı görüyor musun abi? Galatasaray taraftarına söyleyeceğin kuracağın cümleler bir umut ışığı var mı takımda? Ya yani şöyle bir şey. Bir, iki tane iki tane akıllı ortaya koyabilen oyuncunun katılımı bazı oyuncuların da ön plana çıkmasını sağladı. Oliveira'nın katılımı orta sahaya bir denge bir akıl koydu. Emre Akbaba daha iyi oynadı. Artı Yunus ve Kerem daha hızlı ataklara çıkmaya başladı. Kimse Gomis'ten önde baskı yap rakibe performansını beklemesin. Yapamaz bunu. Gomis'in görevi şu. Kenara getirdin kestin o zaten çekiyorsa kendini onu gol yapacak onun geri o vuruşu yapmak ondan öyle faydalanabilirsin ama hem kafadan hem de tek vuruştan dönüp yapabilecekse iyi bir santrafor ihtiyacı Mustafa Muhammed ya ben e, onunla ilgili teknik becerisi konusundaki sorun şey kafamda soru işaretleri vardı geçen sefer de söylemiştim. Bir defa böyle bir şey yok. Yani gelip dan diye vurmak değil ki ya şey Mesela kaçırdığı pozisyonu plasa yapsa golün ya. O topun akışında niye yapmıyor? Vurur gibi yapsan adam kaysa sol ayağına gelsen gol yaparsın. Bu tür kreatif vuruşları yok. Yani Mısır milli takımında birinin santiforu değil. Mısır milli takımı çağrılıyor birinin santiforu değil. Yaşı da oluyor onun yani. Yaşı da ilerliyor. Şunu aktarmaya çalışıyorum. Yani Muhammed Salah onun yaşlarındayken Avrupa'da top oynuyordu ya. Bildiğim kadarıyla Roma'da falan oynuyordu yani baktığımız zaman. Dolayısıyla ha kafa toplarından gelir oynar. Hırsıyla belki oynayabilir ama Galatasaray onun yerine de bir santrafor düşünüp satarak alacaksa zaten piyasada kolay bir santraforları bulamıyorsun ya. Yok o, şu an. O zaman 3 ya da 4 mü yapacak abi? Ya bana göre Galatasaray şampiyonluğu her sene her sene tek tek isimleri sayarım 4 veya 3 stoper şey 3 santraforla şampiyonmuş. Aç bak 2006 yılını. Hasan Kabze dahi, Ümit Karan dahi, Necati dahi. El, El Burak var. El, Baroş, Baroş. Şey var Bursa'nın golcüsü. Sercan. Sercan. Üç tane vardı. Elmander, Baros, Sercan vardı. Yani üçü vardı. Üç santrfor kesinlikle olman lazım. Ondan sonra verdin? Ben, benim ölçülerimi biz antrenman yaptırdık diyor ama onun e, çalışma şekli herhalde hoca memnun değildi. Gönderdi diye düşünüyorum. Gomis abi büyük olarak e, bazı maçlarda oyunu atabileceğin ikinci kuvvet olarak elde tutulacak. Ama eğer ki Muhammed Mustafa'yı satarsanız onun yanında bir santrfor almanız gerektiğini düşünüyorum. Ya bununla ilgili de Avrupa'da gerçekten çok önemli gelecekte para kazanacağın santrforlar var. Sadece düşünmek lazım. Mesela Galatasaray'ın gündemindeki olan bir oyuncu da bildiğim kadarıyla o piyasaya düşmüş de Evander. Hı hı. Biliyorsun. Bununla ilgili nereye vardı Galatasaray yönetim bu görüşmede ben bilmiyorum. Yani genel anlamda Evander önemli bir oyuncu. Yani bu oyuncuyu Gelelim. bu oyuncuyu 17 yaşında benim arkadaşım Orhan Yılmaz yani Fenerbahçe getirdi Aziz Bey istemedi. 20'sine Galatasaray getirdi Fatih Terim istemedi. Bakalım. Şimdi 23'ünde Galatasaray almaya çalışıyor. Kıymetli bir oyuncu. Yani inşallah ne bir yere varırlar diye düşünüyorum ben. Ve Fenerbahçe tabii Galatasaray ile ilgili bir gelişme olursa zaten mikrofonu Levent abiye bırakacağız. Şimdi Ha bir de bir şey söyleyeyim müsaade abi. edersen. Buyur abi estağfurullah. Bugün de dinledim mesela. Ee, Galatasaray'da mesela Ahmet Bulut'la ilgili ee, benim sevdiğim bir insanım. Benim bir sorunum yok. Ahmet Bulut'la ilgili Galatasaray'ın transferleri yaptığı söyleniyor. Galatasaray yönetimi Ahmet Bulut'un Galatasaray'a sunduğu bütün transferlerin üstünü çizdi. Ben şöyle bir şey söylüyorum. Sevgili Ahmet, sabah gazetesinin ekonomik formu vardı biliyorsun. Borsada yapılmıştı yani futbol ekonomisinde. Üç tane menajerle konuşma yaptım biliyorsun. Biri batur altı parmak, biri bizim... E, adını unuttum şimdi. Biri Ahmet Bulut. Ben ayıp olur onu söylemesek. Şimdi adı, Kardeş mi? Yok yok. Babası Fenerbahçe'de yöneticiydi ya. E, Batur Altıparmak dedin. Değil, bir, bir Ahmet Bulut dedin. Şimdi aklıma gelecek Aa, de. Ha, şey, Ünal abinin oğlu. Ünal abinin oğlu. Yani. Ünal abinin oğlu. Yani. Ne ama kim? Uzun. Ne uzun? Da, ne uzun? Temel uz Ömer, yok, uzun. Ömer, Ömer, Uzun. Ömer Uzun. Ömer Uzun. Ömer. Vardı beraber. Kusura bakma Ömer'cim bir Anladım. anda aklıma gelmedi ismi. Beraberken orada unutmayalım ki Galatasaray Başkanlığı dönemi için Dursun Özbek çok ağır laflar söyledi. Şey. Yani ee, Ahmet Bulut. Dolayısıyla bu ilişkileri yakıştırmak bunu yönetim çok iyi biliyor. Ben sordum bu ilişkileriniz var mı dedim transferlerde. Dediler ki haber aldım ben. Scout ekibine gönderdi. Bütün oyuncuların üzerine çizmişler. Bir şey söyleyeyim. Yani bir başkanı kavga ediyorsan bu kadar ağza alınmayacak laflar söylüyorsan o zaman o kulüp başkanı olduğu zaman onun da transfer işine girmeyeceksin. Ha iş başka alışveriş başka değil bu işle. Yani Dursun Bey de o kadar da şey değil yani. Bunları kulak ardı edecek bir durumda değil. O söylenen lafları Hayır, kendisi kulak ardı biliyorum. etmesin bırak. Bu kadar laf söylediğin başkanı nasıl futbolcu öneriyorsun ki? Ya işte ben de onu şaşırıyorum mesela. Yani bu, bu, yüzden çalışmışsın, de memnun olmamışsın, e, sıkıntılar yaşamışsın. Evet. Sen onunla bir daha çalışmak isteyeceksin. Niye, aynen, niye aynen. öyle bir şey yapıyorsun ki? Ya? Tabii canım. Mesela Fatih Terim'in gittikten sonraki süreçte Gerson Fernandes'in Galatasaray'a getirilmemesinde ki başrolü Ahmet Bulut oynadı. Ben bunu net söylüyorum. Burak Elması olan öfkesinden dolayı. Allah Allah. Evet tabii canım get getirmedi yani. Burak Hiç Elmas sağ burada söyleyebilirsin. Cevap hakkı doğarsa bağlanabilir. Bağlanabilir canım bu kendi zaten Ahmet benim arkadaşım Ahmet Bulut. ya yani bana hiçbir saygısızlık yapmadı bu zamana kadar. Ben de kendisini severim. Ama bu söylemler yani bunu bu söylemler ortada dururken futbolcu ilişkilerine girmek doğru bir şey değil. Hatta ben bu konuda şey sordum. Oliveira Sercim. Sizin oyuncunuz mu diye sordum. Mendes'in mi diye. Mendes'in ortaklığı var. Kağıtta Mendes yazıyor ama menajeri Mendes değil dediler. Hmm. O yüzden dolayı yani. Peki. dışarıdan Ben bu bilgiyi vereyim de. Yani sonuçta yok, Ahmet yani. Abi yok adam, yani. Adam Roma'ya gitti. Roma'da kim var? Mourinho var. Mendes'in oyuncusudur. Mendes'in eskiden oyuncusu ayrılmış. Hala onun oyuncusudur. Değildir ayrılabilir abi ya. Abi bili, bili, biliyorsun ee, Mendes diyor ki Levent Tüzemen diyor Gürcan'ın diyor. Türkiye satış hakları. Sen ne diyorsun? Ya ben ne oluyor? yönetime sordum bunu. Menajerit Levent Tüzemen oluyor. Ben dedim Ama ki menajer gene, sordum. Mendes'den yani. almadık dediler. Tamam yönetim söylediysen. Yönetim söyledi. Ben bilgi beğen esastır diye söylüyorum. Ama transfer markete girersen orada Mendes yazılı kaldığını söylüyorum. şu anda yönetimin söylediğini ifade ediyorsun. Ben ona ediyorum. inanırım. E, tamam Mendes'den almadı tabii ki. Yani. Mendes'in adamından aldı yani. O, olabilir ya diye yani, söylüyorsun yani. Ben de olmadığını söylediklerini aktarıyorum. Ben iddia etmiyorum Aynen bu konuda öyle. yani. Fenerbahçe takımı tabii taraftar. Şimdi minca hekimin gönderilme meselesi var. Oradan elde edilecek çok ciddi bir rakam var. Ee, ve Fenerbahçe taraftarı biz bu adamın kıymetini bilemedik diyor Vitor Pereira için. Yani oynattı oyun değil. Ee, hatta şey diyenler de var. Ya Pereira teknik adam değil de Fenerbahçe'nin sportif direktörü olsa keşke. İşte Crespo, Ferdi, e, değil mi abicim? Minca Ekim, İki transfer Minji ile Crespo. O Hayır, o vardı zaten. Ha yani parlatması, sahneye çıkartması, o forma vermesi. O bek oynadı. Neyse ama yok sonuçta doğru oyuncular aldı yani. Aynen abi şimdi. Yani. Min yani. Minca'ya kim satıldı ama Fenerbahçe taraftarı Kres e, hocanın vardır bir bildiği Minji, diyor. Minci daha satılmadı. Satılmadı. Bir. Minci'ye Fenerbahçe kulübü çok ciddi bir teklif yaptı kalması için hmm. ee, 2 milyon euro imza parası 2.7 milyon euro 4 yıllık senelik 27'den 4 yıllık sözleşme 2.7 4 yıllık sözleşme 4 yıllık sözleşme artı bonuslar yani e, Fenerbahçe minciyi satmak istemiyor istemiyor mu İstemedi mi istemiyor minci gitmek istiyor Hmm. Yani eee İtalya'dan ciddi teklif var. Fransa'dan da teklif var. Kendi kariyer planı içinde bu liglerin ee, daha doğru olduğuna inanıyorsun. Öyle Avrupa Lisesi'ne yazmadılar öyle, be Gürcan abi. Öyle diyelim. E tamam sonuçta oyuncuyla anlaşmadılar. Ama bu yazmayacak anlamına gelmez ki. Turnu geçerse Fenerbahçe, Fenerbahçe diyor ki aynı şeyi Marka'da yaşadı. Galatasaray. Marka ve menajeri gitmek istediler. Aynen, gitmek istediler. soktular. Şu, Yaktı şu anda, daha benim ölçüme göre anda daha yüksek fiyata mi, gitmesi mincide, lazım. menajerim artık kimse gitmişler. İki kulüpte görüşmüşler. Serbest kalma bedeli 18 milyon euro. Kulüplerde bunu vermeyi kabul ediyorlar. Burada e, Genç abi. Tabii. Sol bur, burada Minci, minc, sol oynuyor. Minc hangi, sol hangi kulübü seçecek? Hangisinin şartları iyi gelecek? onun kararını vermek üzereyken Fenerbahçe yönetimi başkan Ali Koç devreye giriyor. Diyor ki kal. Biz de sana bunu 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 veriyoruz. Şimdi burada oyuncu yeni bir sözleşmeyle daha iyi bir gelirle Fenerbahçe'de kalabilir. Çünkü gitti kulüplerde bu paradan daha yüksekini almayacak sonuçta. Bir i̇mza parası alacaktır. Belki yok, o serviste gidiyor. Ama kim zaparısı da veriyor. Abi ben anlamadım. Renle Ren'e gidecek değil mi? Tabii. Ren Ren'le niye gidiyor ki yani? Ben Masamak şey, olarak. Abi evet. PSG'ye gitse Paris Saint-Germain'e. Ama Ren de her sene bir adam ya, satıyor. Sağlam satışı var. Onun da yani. yani. yani, buralara gitmiş olsa. Yani orada oradan da Sen aynı görüşte olur. Oradan da şeye sıçrayabilir yani. Premier Lig'e daha kolay sıçrıyor. Ren'den. Abi mendi mendi hepsini satanlar arka bahçesi gibi oldu bu. Her sene sağlam bir tane adam satıyorlar 30 35'e. Yani e, enteresan mı Kulüpren? Yani Niye Kulübünden gitmedi mi e Yani 20'yi al, al alsa diyorsun abi. Ben. 35 40'a rahat mi, satabilir ben, diyorsun yani. Ren'in Ren. Ren şeyi de o. E, hesap ak işte şey 54 milyona gitti. Ayaksız stoperi Manchester United'ta. De yok mu? Yok Sonuç şey. şey Sonuç itibariyle Arjantinli çocuk. Minca'yı Kim elinde tutmaya çalışıyor yönetim. Yönetimde çalışıyor. Yani Fenerbahçe Minci'yi satmak istemiyor. En azından bu sene satmak istemiyor. Ya da en azından ocağa kadar satmak istemiyor. Yani çok hedef bir sene koydular. O hedef hedef sene içinde Ali Bey'le Ali Koç da gözü kararttı. İşte ya Pedro diyor, Ara diyor milli tutmaya çalışıyor. Ee, sola çıkaldılar, sağa çıkaldılar. Emre Moral'dılar şeyi e, transfer ettiler King'i. E, Joshua, Joshua King. King. Joshua King. Yani e, ciddi de yani imkanlar imkanlar içinde e, önemli önemli de yatırım yapıyorlar şu an kulübe. Do, dolayısıyla sor, geçen de... sene yapılan yatırımlardan sonra sana bir soru soracağım. Bu kadar çok oyuncu yatırımına girmek ne kadar doğru ya? Bir anda takımın Geçen sene e, ligin ikinciliği yakalamış. Ligin sen söylemiştin. Bu da kayıtlarda var zaten. Ben de aynı görüşüyorum. Ligin lideri ikinci yarı. Değil mi en çok puan toplayan takımın? Fenerbahçe. Buruma, Lincoln, Emre Mor, Joshua King, Ara, Thiago Çukur, Jean Pedro. Bunlar gibi oyunculara baktığın zaman alıyorsa bu takımın %50'sinden fazla değiştirmek anlamına gelir ya. Bu takımın hafıza kartına zarar verir ya. Ben bunu anlamıyorum. Şimdi eee sana şöyle katılırım. Bu kalitesini attırmak zorundalardı Levent abi. Bu yani diğerleri kalitesi yani, mi diyorsun sence? hayır. Takımın kalitesini yani ön tarafa bir adam alman lazım. Şimdi baktığın zaman garip bir ironi yani. Geçen sezonun en çok gol atan takım Fenerbahçe. Evet. Değil mi? Herkes ne dedi? Santrafa alınması lazım takım. En çok gol atan takım Santrof alınması lazım. Yani, değil mi? Saçma bir şey yani. Tabii hiç ee, yani, ar ar Araya baktığınız Mantıklı zaman. değil. Ama e normal işte iş işe baktığın baktığın zaman mesela Serdar beni alır 20 25 tane atar şampiyon yapar diyebiliyor musun? Diyemiyorsun. Oynatırsan diyebilirsin. diyemiyorsun ama. Ama en beri şey en berisi en bunu şey, oynatırsan şeyde, değişirsen diyemezsin adam. İkinci ikinci etap tahmin ediyorum şey e, çok şey yapmıyorlar ama Mesela e, Rossi'ye Crespo'ya e, ben bence detektifler teklifler olduğunu düşünüyorum. Ya bu iki oyuncu yani, geçen senenin yükselişindeki en etkili olan oyunculardan bir yani, tanesi. Şi, şi, bu iki oyuncuyu şimdi ca, şeye getirmiş. Portekizli bir hoca getirmiş. Portekiz hoca e aldığım bilgiler doğrusuna Jorge Wilson göndermesi beni çok şaşırttı. Abi ya. göndermek isteme, Oyuncu gitmek isteyebilir. Yani ya niye istesin ben, ya, abi, benim, Allah demek, aşkına? Bir, Fenerbahçe'den bu oyuncuların de, daha fazla para kazanma de, şansları yok de, Demek istediğim o. İkin, yani hiçbir şey şansı bırakmıyorlar orada. Ha burada ne olacak? Ee, dediğin gibi e, Levent abi doğru söylüyor. Bu kadar çok oyuncunun üstelik ilk bir adayı oyuncunun. Mesela Thiago için bir şey demem. O bir yatırımdır. Tamam mı? 19 yaşında bir çocuk. E, gelecek. Sen de e, antrenman yapacak, bakacaksın. Belki kiralayacaksın. Yani onun gelişimini takip edeceksin. Ama Joshua King dediğin zaman ilk 11'e transfer ediyorsun bu oyuncuyu. Ya da Ja Pedro dediğin zaman ilk 11'e transfer ediyorsun bu oyuncuyu. Mesela Joshua King ile ilgili İlk 11 diyorsun. Galata, Fenerbahçe taraftarında ciddi bir şüphe var kafada. Sonra bakma. Hem Joshua King hem Juan Pedro'yu hem bunları koyuyorsan Şimdi bu çok yaş büyük sıkıntı. Joshua var. King evet. ne oynuyor? Sana sağ açık. Forvet arkası. Forvet sola çık. Evet. Tamam mı? Sola açık. Ne Kim var elinde? Rossi var. Evet. Oynattığı. İyi oynuyor. Buruma var. Var. Evet. Sa sağda kim oynatıyorsun? Emre Bor var. İrfan oynuyor gerektiğinde değil mi? Evet. İrfan, İrfan Can oynuyor. Atarsan Rossi. O, oynuyor. Forvet arkası. Pelkas oynuyor. Valencia oynuyor. Ee, Zayis var. Ufaklık oynuyor. Zayis var. Ufaklık. Arda var. Ufaklık. Arda. 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 Arda Güler var. Evet. Yani e, niye bu oyuncu alıyorsun diyebilirsin ama ligin uzun boyuna baktığın zaman aslında e, hiçbir şeyi şansa bırakmak istemediklerini görüyorum. Fenerbahçe'nin şey, bugünkü tarafında... yapısını Giuliano Terano döneminde sportif direktör olduğu dönemdeki mantığa benzetiyorum. Nani Van Simon Kayer, Ozan Tufan, Volkan Şen, Fernando Şener, Fabiano, Lazar Marković, Abdullah Yaba, Josef de Souza dönemindeki transfer şeyine çılgınlığına benzetiyorum. Kusura bakma. Yani bu kadar bu, bunu bak ben Galatasaray için söyledim. Katılır mısın? Bilmiyorum. Kaç tane yaptılar abicim şimdiye kadar? Bir Buruma, Lincoln, Emre Mor, Joshua King, Arao, Mor, Arao, King... E, Tiago Çukur. Çukur. Evet, Joao Pedro galiba. Bir daha belli değil der. abi. Tam imza e, attanları tamam. söyle. Buradan bir kişi daha alacaklar bir, galiba. Iki, Kaleci üç. gelecek büyük bir ihtimalle. Tabii. Kaleci Lincoln, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane. 150'nin üzerinde. Hiçbir Bunlar yok. Evet. bu alanların hepsini benim bildiğim e, Jorge Jesus birinci adam oynatmak için alıyor. Belki bir iki tane oynatmaz. Kim oynadı? Buruma ile Emre Moru. Çünkü ilk 11 görüntüsü vermedi bu oyuncular daha. Oralarda başkaları deneyebilir benim anlatmak istediğim şu genel anlamda yani Fenerbahçe geçen sene Galatasaray takımı bir sene ve iki tane golle şampiyonluğu kaçırmış bir golle yani aktarıyorum ya o takımı üzerine iki tane dokunuş yapsan üç tane dokunuş yapsan o takım şampiyonu oynamaya devam edecekti kimse Burak Elmas yönetiminden gel bizim takımda devrim yap demedi kusura bakmasın hiçbir Galatasaray taraftarı demedi kendi Fatih Elmas'la beraber otururlar böyle bir karar verdiler neyin kararı ya 26,5 milyon lirayı boşa attılar. Yok oldu gitti para. Ortada satacağım bir tane futbolcu. Hadi satsınlar. Menajerliğini e, onlar üstlensinler. Beraber üstlenip bu oyuncuları <laughs> aldıkları oyuncuları satsınlar. Galatasaray'a para kazandırsınlar o zaman. Aynı şekilde Fenerbahçe İsmail Kartal'la bir yere kadar geldi. Ben A hocayla çalışacağım dedi. A plus'ı orası seviyesine koymamış İsmail Kartal'ı. Ali Koç başkan koymamış. Şimdi birdenbire bu şampiyonluk Yarışı içinde olan belki haftalar 4 5 hafta olsa kafa kafaya gelecek bir yarışa girecekti Fenerbahçe. Sen şimdi bu oyunculardan vazgeçiyorsun. Birden biri bu oyunculara geliyorsun. Şimdi, bu ee, da çok şaşırtıcı değil mi yani? Yani tabii şaşırtıcı değil. Bu da ilginç bir bakış açısı ama. Hayır. Zaten 5 tane transfer yapacağız dedi. Kaç tane oldu? 6 tane oldu. Kime yapacağız? Sağ bek, sol bek. Ki bu bu bunlar bu bunu bu planlamayı yap, yaparken de ee, oyuncu gitmeyecek derlerdi. Yani oyuncu satmadan 5 tane daha oyuncu alacağız diyorlardı. Şimdi e, Fenerbahçe'nin satacağı gönderici e, oyuncular da olacak. Yani bu e, kaliteyi arttırmak zorundalar Levent abi. Ya sen bunu yani, söyleyince aklıma şu geliyor. şekilde kalınan oyuncu, kalitesi anlamına geliyor. Yani e, e, Kalite arttırmak o değil mi Gürcan? Abi santrofor almak durumundasın. şeyin. E, sen yetersiz buluyorsun santroforları. Crespo'yu yedeklemek zorundasın orada. Tamam mı? Gustavo ile devam etmeyeceksin. Hani 6 numara alacaksın. Tamam. Aldın şey, zaten. E, Şeyi e, Zayısı ya da orada oynayacağın 8'i yedeklemek zorundasın. Şeyde oynayacaksan baskı göreceğin. Yani senin üstüne yıkılacak bir takım olacağı zaman elinde tempolu adamlar olması lazım. Burumayla ile Emre Mor Sen deplasmandaki. Tabii yani oradadır. Ya da deplasman ya da e, öne geçtin. Yani rakip risk almaya başladığın zaman oynayacağın oyuncağın. Kasım'a kadar konuştuk bir tane milli takım arası var. Pazar çarşama pazar çarşama maç yapacaksın. Eylül sonunda yani, kim, kim milli de, maç var. Yani, yani de, ona evet. devam ediyor. Devam ediyoruz iki uzmanla iki kadim dostumuz Levent Düzemem ve Gürcan Bilgiç. Şimdi Gürcan abi tabii Fenerbahçe'yi konuşurken apar topar reklama çıktık. Bir WhatsApp mesajı geldi bana abi onu da sana okudum. Bizim Aygün Özüpek Fenerbahçe'li abimiz büyüğümüz. Aygün abi diyor ki İsmail Kartal döneminde ilk 11'de oynayan 15 oyuncuyu kadroda tutun demiş George Jesus. İlk 11'de oynayan 15 oyuncu nasıl oluyor? <laughs> ya işte. İlk 1'de giren da ama dahil. kim mesela bunlar isim var mı? Söyle. Biraz isim. şey olmuş. <laughs> ben yani e zaten Karaca Altay, kim Minşe? Abi şimdi Levent abi, Mesut ve gitti. Evet. Doğru mu? Berişe düşünülmüyor. Zaten. Tamam. Valencia Serdar Muhtemelen Valencia'da çalışmayacaklar. Muhtemelen diyorum. Joshua King ile Pedro'yu alırlarsa Serdar 3. Üç. Bu üçüyle devam devam edeceklerdir. Gustavo. Yok. Yok. Crespo'yu yedeklemeleri gerekiyordu. Hem 8 hem 6 numara oynayabilen bir oyuncu arıyorlardı. Aldılar. Arao'yu aldılar. Arao'yu aldılar. O bölgeye. şeyi yedeklemeleri lazım e, sol beki yedeklemeleri lazım. Kaleci şart yedeklemeleri. Hatta kaleciyle ilgili Sen de... Sen bir istihbarat yaptın. E, Ertuğrul'u Kasımpaşa'dan. Ver Gürcan abinin ağzından Ya yani yaz. Şey, e, geri, geri, mi geliyor Ertuğrul? Yani benim bildiğim hem Trabzonspor hem Fenerbahçe'nin ciddi ilgisi Trabzon var. Trabzon daha ısrarcı galiba. Ertuğrul'a. E, şeyi... E, Kasımpaşa'nın kalesi Ertuğrul'u gündemine aldı Fenerbahçe. Ama Trabzonspor'un da teması var. Gürcan yani, abinin istihbaratı. Trabzonspor da istiyor şey yedeklemek için. Ee, belki ama son ta çok iyi performans gösterdi. Belki vazgeçerler. Ama bugün açıklaması var bir kaleci konusunda. Yani, Ta'dan da bir kaleci daha gerçekleşti. Aynen. Yani orayı da, e, e, birisi Uğurcan'ı birisi Altay'ın arkasında iyi bir kaleci istiyor. Yani onlar da bir sıkıntı oldu takdirde e, i̇yi Gürcan, takımı İyi de Gürcan 14 yabancı yütenecek. futbol federasyonuna liste olarak vereceksin. Hayır abi istersen 20 tane ver. Bu 14 dediler. Onu iyi, iyi tespit Hayır 14'ünü... Yani oyuncu yabancılarla durumu kurtarmak amacıyla sözleşmesi devam eden yabancılara devam edebiliyorsun. Abi zaten devam ediyor. Ama ediyordum. listeye 14 kişi veriyorsun yani diye Yani sözleşmesi olanla zaten devam ediyor. Burada ne oldu biliyor musun? Diyelim ki 20 tane yabancım var. Tamam mı? Lige başladın 20 yabancıyla. 14'ünü maç listesine yazabiliyorsun. 6 tanesi tribüne gidiyor. Yabancılarının bir tanesi sakatlandı, cezalı oldu. Bu 6'dan bir tanesini onun yerine tekrar bir sonraki hafta kullanabiliyorsun. Ben bunu iyi tespit etmemiz lazım. Bir hata yapmayalım. Yok yok böyle bu. Geçenlerde bunu burada diye Ben çok net olarak bunu araştırmadım. Bu benim eksim Söyle abi, yok. olarak bakalım bir baksınlar. Aynen. Yani şunu duydum. Uğurum, Futbol federasyonu kulüplerin elini güçlendirmek adına, kolaylaştırmak adına sözleşmeyle yapılan yabancılara şey karışmıyor. Ama verecek lise 28 kişi olacaksa bunun 14'ü yabancı olacak. Minimum. Ha şöyle bir 10 yabancı verirsin 20 18 tane şey ver yani verse ona karışmıyor. Benim duyduğum bu. Ama bunun dışındaki oyuncular serbest tribüne geldi. Gel zamanda. Hayır, o zaman bir zamanda 14. O, zaman, o zaman ne? değil. Ne? Değil mi? Maksimum 14. Ya 14 vereceksin yani. Dört futbolcu kulübede oturuyor. Hiç Hiçki takıma giremiyorlar. Birden dört sakatlandı. Gel 4 diyebiliyor musun? Biliyorsun. Gürcan dediğine göre diyebiliyorsun. Diye, 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 diye o Gürcan iddiası diyebiliyorsun diyor. Ben bu kadar emin olmadığımı söylüyorum. Yo, yo, ben de, bu yo, konuda bir aşlaması varsa bilelim. Öteki türlü eski kuraldan ne farkı var ki aynı gene? Aynı. Ha, şimdi, şimdi, ha. şimdi ha. Geçen sene askıya alıyorlarmış. Tabii. Şimdi Bu sene o kalkmışlar. 14-15.ye lisans vermiyordu federasyon. Şimdi lisansı veriyor. Ama diyor ki 14 artı kaç tane? 5 tane. Her Bak, maç farklı ma kadro vereceksin? Tabii. 14 e, artı 5 tane o 5 için diyor. 500 bin lira mı 500 bin dolar mı? 500 Çok... bin dolar galiba. 2,5 milyon dolar bana para vereceksin kardeşim. Sen 15-20 yabancı mı lisans yaptın? 6 tane için 3 milyon dolar Peki şu anda Fenerbahçe'nin yani. kaç yabancısı var bakıyor musun? Soruyor. F e yirmi, tamam bak, yirmi yirmi alır bak alır yazdı ya. şey de yazdı. Aygün abi de yazdı. Hı. Özüpek. 14 üstü her yabancı için 500 bin dolar. Şimdi bak. altı, kaç tane? 6 tane yabancı var 300 bin, 3 milyon dolar. 3 milyon dolar har harç, yatırıyorsun ekstra. Çok güzel bir şey. Yani Hı. bir oyuncu da oraya futbol federasyonu transfer parası ödüyorsun. İşte ona göre hesapla diyor ona göre çıkart. Bu aslında federasyonu. Futbol Federasyonu iyi para götürüyor. Ama, bak ama işte, kulüplere de isterseniz imzalayın bu, diyor. Bu senin elini de güçlendiriyor. Dur, dur, Şunu bir araştıralım. Orada, şu şey orada oyuncu diyordu ki. Farklı e, görüşler var abi. Bak şimdi önemli birisi de yazdı bana. 14'ten fazla sözleşme yapabilirsin ama 14'ten fazla oynatamıyorsun. Evet onu diyoruz. Sa sadece sözleşmeli sözleşmeleri duruyormuş. 14'ten fazla oynatamıyorsun derken şu. Hepsine lisans veriyor. Hayır demek. bir defa bir dakika bir dakika. 14 veriyordu. Sağda 11'di. 14'ü yoktu geçen sene. Sağda 14'ü yoktu. Vardı 8, abi. 8 oynuyordu. Var mıydı geçen vardı sene? abiciğim. Var mıydı? Vardı abiciğim. Yani. Sa yani bir sağda 8 oynatıyordun. 6'sını sağlıklıysak 7'ye yazıyordun. Şimdi gene aynı şeyi yapacaksın. A, A takım listesine yazamıyormuşsun ama bak. <laughs> Lisans veriyor doğru. A takıma yazamıyorsun. Bravo Levent abi. İstel abi. Şey bu. Aynı şeyi söylüyoruz. Fizmet A takım bilgi. listesi dediğin maç listesi. Tamam mı? Maç listesi. Fenerbahçe ile Galatasaray oynayacak. 20'şer tane yabancıları var. 14'ünü yazabiliyorlar maç listesine. O 14'ten bir tanesi sakatlandı, ceza aldı. Yani 20 yabancı ile sen sezonu götürüyorsun. Ya da ceza almadı, formsuz oldu. Onu oynatmıyor, tekini alıp oynatabiliyor İsterse yani. Valla Futbol şu, Federasyonu şey yok. ilk başlamadan evvel yemek tarifi gibi herkesin anlayacağı bir şekilde, yani öbür kovas doğurmayacak bir şekilde net bir açıklama yapması lazım. Ben söylemek istediğim bu. Bildiğim kadarıyla. Şöyle bir şey vardı geçen sene 8 oyuncuyla sahada kalıyorsun. Kulübede 5 tane oyuncun varsa yabancı 5 hakkını kullanmak için 5 yabancının çıkması lazım. 3 yerli mecbur kalıyor. Beşiktaş hata tam, yapıyor bu maçta. Kalıyor, öyle zaten. Bu doğrudur. Ama bu süreç içerisinde şöyle bir şey oluyor bu eskisi gibi 4 0 4-6-0 4 olduğu gibi oluyor. 6 oyuncu alıyorsun. 4'ünü açıkta bırakıyorsun. Bu çok lüks bir şey ya. Lüks Bak tabii. Çok ama lüks ama şey. öbür öbür türlü de kulüplerin elini güçlendiriyor. Abi. E, Attılar bana gönderici ya diğer oyuncular karşısında. Evet, attı. bakalım ya. Yani. Bak okuyorum. biz burada aynı Evet. Bizim editör Berkay da attı. Bu arada şey de yazdı bana. Hah. Evet. Bizim Mevlütan Çavuşoğlu Alanyaspor Kulübü'nün şeyi Spor, her şeyi. Tamam, her şey. Tamam. Teşekkür ederiz. Evet. Mevlütan abi diyor ki Aykutçum transferin son gününe kadar 14 yabancı A takım listesini yazmak zorundasın. Transferin son gününe kadar. Evet. 14 yabancıyı A takım listesine yazmak zorundasın. Evet. Gel bu tarafa. Mevlutan abinin yazısının üstüne. Federasyon bana attı. Diyor ki e A takım listelerini daha rahat oluşturabilmeleri am amacıyla takımlarımız yabancı kuralı korunarak 2022-23 futbol sezonu ilan edilmesi gereken hususların Süper Lig futbolcu uygunluğu ve TFF birincilik futbolcu uygunluğuna yeni bir düzenlemeye gidildi. Buna göre Süper Lig kulüplerinin A takım listesinde bulunduracağı en fazla 14 yabancı kuralı devam edecek olup transfer dönemi içinde yabancı oyuncu transferlerini daha rahat yapabilmeleri için imzalamış oldukları sözleşmeler tescil edilecektir. Transfer dönemi bitiminde ise A takım listesine yazılacak 14 yabancı futbolcu dışında evet. kulübe tescili devam eden yabancı futbolcular müsabakalarda oynayamayacağı gibi evet. Her bir futbolcu için kulüpler federasyona 500 bin TL altyapı fon bedeli ödeyecektir. Abi Aygün abi dolar değil TL. Söz konusu düzenleme ile TFF birincilik kulüpleri için de A takım listesine 8 yabancı uyruklu oyuncu bulundurma kuralı devam edecek. Ancak kulüpler transfer sürecinde yeni yabancı uyruklu transferin tescil etme imkanı bulunacaktır. Transfer dönemi sonunda birincilik kulüpleri için de aynı şey geçerli. Yani abi ez cümle Transfer dönemi bitiminde A takım listesine yazılacak 14 yabancı futbol dışında kulübe tescili devam eden yabancı futbolcuların müsabakalarda oynayamayacağı gibi her bir futbolcu için federasyona 500 bin TL altyapı fon bedeli. Bu gönderemediğin oyuncular için futbol kulüplerine yapılıp bir kıyak. Diyor ki kardeşim gönder. Yoksa diyor sen ben bana da 14 kişi getireceksin diyor. Benim anladığım buydu. Ben okumamdan bunu sen o zaman anlamıştın. Doğru anlamış. Evet. Ben yanlış anlamış. Evet, 14 tane buydu Gürcan'cığım Ama ben yine de iddia yok, yok, etmem. Ben, ben. Şimdi buradaki dediğimi. Ben buradan bu. anladığım transfer, sen diyor Levent'i al diyor. Evet Ben ben ona diyor lisans veririm diyor. Evet. Ama diyor transfer dönemi bitti diyor. Bana 14 isim vereceksin. Bu diyor. arada devre arasında tamam 14 oyuncu değişebilirmiş. Tabii canım o, değil. o ayrı devre bir arası şey. Transfer yani bu evet. bu bu öteki oyuncuları listeye yazamazsın. Senin dediğin gibi evet. 14'ünü yazabilirsin. Ama sen de lisanslı olarak devam ederler. Ee, boşaltmak zorunda, şunu yapmak zorunda, bunu yapmak zorunda değilsin diyor. Evet. Diyor ki uğraşma. Hı. Sen diyor ki ayır, ayırdı mesela Levent'i Gürcan'ı istemiyorum. Biz Aykut'u yazacağız diyorsun. Onun için söylediğin güzel bir bilgi vardı demin. İsmail Kartal ne demiş abi? Ne demiş raporda? Geçen seneki futbolcularda 11'den 15 futbolcu kalsın mı demiş. İşte şey istemiş. Aşağı yukarı o. Şey pardon Jorge Jesus Jorge ne demiş? Jesus demiş? Geçen sene İsmail Kartal diyor döneminde Ki, 11'de oynayan 15 futbolcu demiş. Kadrodaki bu, 15 oyuncu kalsın, kalsın. Bu 15 oyuncu kim yerlileriyle beraber? Kalsın derken ben bunu öğrenmek isterim. Ha, belli yani, değil mi zaten? Aygün Özübek e, bu Fenerbahçe'nin içinde olduğu için, onun çocukluğunu tanıdığımdan dolayı biliyorum yani. Ha, belli bunu değil. da yazsın görelim kimler kalıyormuş, onları yazsaklamasın. Abi, abi gidecekler belli. 6 tane transfer git, yaptın git, mı şu Nasıl? An, şu ana kadar? Gitme gitmiyorum Levent dedi. 6 tane transfer yaptın mı? Bakayım. Lincoln, Emre Çukur 6. 6 tane. Evet. 6 tane taneyi de göndereceğiz. Diego Çukur'u kiraya verecekler Ge dedin. Geçen sene verebilirler dedi. Tamam. Geçen seneden 6 tane gidebileceksin. Belli değil mi zaten gidecekler? Gustavo var. Usta sözleşmesi bitti mi? Bitmedi ama yok. Sosa gitti. Devam Yaz bir kenara. Bunları niye Gustavo. şey vermiyorsunuz burada? Ya. Ben şu da yazayım. Ben merak etme. Şey dedim. Sosa. Sosa evet. gitti. Berisha e gider. Gustavo var onlar abi. Berisha evet. Berisha e gider. Valencia gider. Valencia gider. Gider. Evet. Başka. Samata gider. Samata gider. Samata yoktu ama geçen senin kadrosun. Samata'yı yazmayalım. Ama kadronun, kadronun içinde var. Senin şu var anda da. kadronun o da gidecek var yani. Da. Yani Hoca'nın kadrosunda yoktu. Ozan gitti. Mesut gitti. Samata. Mesut. Ozan oldu, oldu evet zaten 6 tane. Evet, gitti. Oldu 6 tane. Daha fazla 1 2 3 4 5 6 7 oldu. Samat'ta 7 yazdım, 7 oldu. Şimdi yani bunların şey, dışında bu oyuncular gelecek. Ama bu Sosa'nın mesela sözleşmesi bitti, gitti. Ozan'ı verdin, Mesut'u verdin, soru yok. Gustavo, Berişe Valencia ve Samat'ın sözleşmeleri devam ediyor. Devam ediyor tabii. Şimdi bunları almayacaksın. Lens gibi olacak bunlar. Tabii. Lens, Lens gibi, hı. Douglas gibi Abi olacak. Şey, Pensakalı gibi oturacaklar. Mesela, hayır, şimdi, şeyde Sam Samandıra'da yani keyif şey, yapacaklar, parayı alacaklar. Şimdi bu durum ben, bunu adı, gösteriyor. Bu durumu, maalesef, e, maalesef o. Maalesef o. Ben ona bakarım. Yani orada yani Sam Samatas para almıyor mu? 3 3 civarında para tamam, alıyor. Tam bu kalmazsa bir yere kulüp bulamazsa. Gustavo da 3,5 4 civarı para alıyor bunlar ciddi paralar alıyorlar yani. Yani bence Galatasaray ya mesela Jackney'i verdi. Herhalde ödemeleri konusunda Yarı yarı mı anlaştılar? Bon mi gitti? Onu da bilmiyoruz bedelsiz, mesela. Bedelsiz. Bedelsiz gitti. Vallahi iyi iş yapmış Galatasaray. 13 milyon zarara girdi ama en az adamın alacağı parayı ödemesi. 2400 mi ne alıyor galiba? Alamaz. aldı 2.4 al... müydü? 2.4 öyle biliyorum ben. Az buz pay bir para ya, değil. Karagümrük de veremez o parayı ona ya. Ya bilmiyorum artık Karagümrük. Anlaştı herhalde uzun sözleşme yapacak onunla. Devam edecek. 3 sene yapar. ortadan ya yapar yani. Bir şey de duydum benim kulağıma düştü de bilmiyorum tabii. Ne? Gürcan abi daha iyi bilir. Onun Fenerbahçe'de kaynakları daha iyi. Arda Güler'i Tottenham istiyor. Kula Şey yapıyormuş abi. Arda Güler'i ciddi topluyormuş Ciddi değil, Paris Saint-Germain'den esasında mı? Arda Güler'i istiyor. Yani, yani şöyle diyorsun. Şöyle i̇stiyor. diyorlar. Arda şey Tottenham'la Paris Saint-Germain Arda Güler'le ilgili Fenerbahçe'ye şunu diyorlar. Siz yemin malı, yemin malı biz yiyelim diyorlar ha. Çok yani, güzel ya. Yani. Yemin ediyorum var ya. Bu Fenerbahçe bunu satarsa çok ayıp olur ya. Ya böyle bir değerli oyuncu. Bu sene bu oyuncu bana göre ligin en önemli oyunculardan biri olacak ya. Yunus, bu bak genç Öze, Ham Hamza Akman ne kadar yer bulu bulmuyor ama Arda bunların çok önünde. Emirhan'ın falan çok önünde. Açık konuşalım ama. Şimdi ben yemedim malı, sen yeme olacak bu iş Cagne'de, ee, şöyle bilgi tazeleyelim. Evet. 800 bin veriyor euro kara gümrük. Galatasaray 1.6'yı devam edecek. Kiralık bir yıl. Yani feset bir sözleşmeyi feshetmemiş yani. Ne ya kadar Kiralık kaldı vermiş. Kiralık. Kiralık. Zaten 2023'ün sonunda Gelecek sezon sonunda Jack sözleşmesi bitiyor. Bir daha Ben edeyim. bunu yarım yarım diyordum. Ben bu Galatasaray mesela bunu niye bu kadar acele ediyor ben anlamıyorum ya. Ya Okan Hoca istemedi herhalde. Ya abi. Abi. istemeyebilir abi. de yani Okan Hoca'nın 1 milyon 600 bin Okan Hoca cebinden mi veriyor? Ama 2 400 vereceğin öbür türlü daha. E tamam da 800 bin lira mı kurtuluş oldu? Yani burada karlı olan yani. şey. E, kara o, gümrük. Tribünde oturacağını. Hayır, Allah şey, Allah aşkına. Ya. Yani. Hayır, Belçika'ya verdiler. Abi belki, daha fazlasını verdiler. Belki kara gümrükte parlayacak. Parlayacak mı? 30 küsür Abi şey adam abi serbest, serbest abi. kalıyor diyor ya. Sezon sonunda sözleşmesi bitiyor. Tamam abi anladım da. Ya, ben burada, bunu da bak şimdi sen bana biraz söyle. Dedin ki bedelsiz gitti dedin. Nasa iyi yapmış dedim. 1.600'ü ben vereyim 800'e git demek 13 13.600 bu ne oluyor? 14 14.400 oluyor ya. Ba, öyle bedelsiz bakma. Bedelsiz dediğim o işte. Öyle bakma bu transferden verim alamamışsın. Yanlış bir transfer ya da verim alamadığım bir transfer. Öyle, Yanlış öyle bir öyle transfer söyleyelim. değil. Gol kral olmuş, şampiyonluğuna tamam. katkı sağlamış. öyle, sağlamış. Öyle diyelim. Öyle bakmayacaksın. Zararın neresinden dönersem kardır diye bakacaksın. Evet, tamam. Yani e, Belçika'ya gitti. Daha fazla para verdi Galatasaray. Belçika'ya gittiğinde. haklısın abi. Ya o zaman 800 değil de ikisini Galatasaray verdi. Üstünü şey verdi. Belçika takım verdi. Yani. Neticede Cagney'in de oynayabileceği bir takım abi yani. Ben Karagül de oynamaz demedim ki. Yani bana söylenen bilgiyle elde ettiğim bilgi çok farklı. Yarı yarıya deseydin kabul ederdim. 2 4 2 400'ün 1 200'ünü şey ödese e, kara gümrük ödese en azından zarar 800 bin ödeyecekmiş ya. Yani. Ha sen ne kalsaydı o kadar da öderdi. Zaten Abi, canlı. bu canlı... bunlar için çalışacak yani. Bunlar için. Ya bırakalım ya. şimdi. Bir ben de... şimdi bazı şeyleri burada söyleyemiyoruz. Ya, bu cagneyi niye alındı Galatasaray'a? E bu yönetimin kabahati değil. Ne yaptı değil ya? geçmiş yönetimde ne dedi? Ondan hiçbir tanesini geçmiş yönetim söylemiyor. Ben biliyorum ama bu transferin perde gerisini. Ne abi, Alınması konusunda. Yani yönetime baskı niye yaptınız alın diye bunu ya teknikeye? Niye yaptınız yani? Allah aşkına ya. Çıkıp anlatmazsa eski yönetim. Ben mi onların sözcülüğünü yapacağım yani? Anlasınlar. Anlatın da Türkiye bilsin o zaman ya. Vallahi ben şey de, Herkes bilsin şey bunu ya. Yani. Diyorum, Ozan Kabağı sattılar. Evet. O parayı eğer harcamasalar sezon sonunda transfer bütçesine koyamayacaklardı. Doğru yaptılar. Ondan sonra Cagney'i alıp sezon sonu satarız diye düşünmüşler. Ya 13 alınacak adam mıydı? Sonra kalan dona kalır. Allah aşkına. Transferi yapamadınız bir tek şeyle Eren derdi yokla gittin ya. Alamadın o sene Santrfor'u. Ha Cagney geldi şampiyon oldu susuyorsun. Ama ben 13 milyon euro, 30 milyon euro'luk bir girdi olduğu için Galatasaray'a bu hoşgörülü davranma kısmına birazcık girebilir. Biraz. Benim benim hoşgörüme girmez de girer. Ama sonraki süreçte sen bunu kiralayarak veya bir yere pazarlayarak bir şey elde edemedin ya. Ama geçmiş dönemdeki öyle veya böyle elde ettin. NDA'yı aldın sattın. Fernando 33 yaşında yani, sattın. Maikon'u sattı. Maikon'u sattın. Yani orada, Mariano gitti. O, şey Gomis'i sattın. O, or, Rodriguez'i sattın. Oh, daha ne olacak Mariano ya? Mariano'nun yeri dolmuyor değil dolmuyor mi? Dolmuyor ya. Bir Mariano sattın. Bir sene daha oynatacağın adamı adama beğenmediniz efendim. Ya, Fantaziler peşinde koştunuz. Onun yerine aldığınız adamlardan sabek çıkmıyor ya. Sabek çıkmıyor işte kaçıncı Sabek bu? Omar iyiydi de o işte o. Ya Omar geldi olmadı. bunlar hep bak geldi olmadı. de olmadı. Evet. Boye olmadı. Jack de Falka da kulübün, kulübün parasıyla birilerinin popülist olma çabası. Allah aşkına ya. Galatasaray bunları iyi. Bunları doğru düşünme. Biz bu. burada çene patlatıyoruz. kulübün kulübün parası. abi anlatıyorsun sonuçta. Ya anlatıyorum da ne oluyor? Ben yönetici olsam bunlar hiçbir tanesi olmaz. Ben Galatasaray yöneticisi olsaydım bana buçuk milyon euro kimse bu takımı yaptıramazdı. Kralın oğlu gelse yaptıramaz. Açık konuşuyorum. Böyle şey mi olur ya? Çapsız bir sürü oyuncuyu transfer ettiniz ya. Şu anda bunlardan kurtulmanın yolları. Onu kiraya ver, onu buraya ver. Geçmiş yönetimde de sorum Bedavaymış Aytaş Alparslan'ı aldınız. Ya bunlar bulunmaz hit kumaşı mı ya? Nerede şimdi bunlar? Eyüp Spor aldı Alparslan'ı. Aytaç'a kulüp bul diyorsun şimdi. Lanı seversen bakıyorum burada Galatasaray'da. Bunlar Galatasaray oyuncusu mu? Oğulcan Ömer Bayram, Sekidika, Barış Alper, Aytaç, Murutan. Ruindamayı bir kenara koyayım. İyiydi, gitti. Ya bir bakın ya. Ya o zaman benim aklım karışıyor. Doğru yaptır, geçmişe doğru transferler yapın. Bunları yapmıyorsanız o zaman bu transfere elinizi sokmayın. zaten kulüplerin bu duruma düşmesinin nedeni bu değil mi abi? Aynı şey mesela Gürcan bu bunu mi? konuşmuyor. Ben... Fenerbahçe değil ilgili. Şampiyonluğu Yarışa evet. içine girmiş takıma bu kadar oyuncu mu transfer edilir? Mesela şey, e, geçen seneki Fenerbahçe takımını konuşuyoruz. Ama ondan önceki Fenerbahçe takımına yapılan transfer sayısı 50'den fazla. Buyurun. Yani ha geçen sene oturttular, daha isabetli transferler yaptılar. Takım başkalaştı. Burada İsmail Hoca'nın hakkını da vermek lazım. O başkalaşmayı e, yaratan da onun sistemiydi. Şimdi ama öyle deme Levent abi. Şimdi e, çok genç bir takım Fenerbahçe. Geçen sene 24 yaş ortalaması, bu sene olacak 25. Yani 25 yaş ortalamasında e, bir takıma tecrübeli, e, daha zor şartlar görmüş, daha zor ma maçlar görmüş oyuncuların gelmesi hem o takımın e, saha içindeki zor anlarda, kritik anlardaki çözüm bulma kapasitesini arttırır. Hem de e, bence e, şeyin hedefi, Jesus'un hedefi Şampiyonlar Ligi dedi şampiyon birinci hedefimiz şampiyonluk dedi ama bence şampiyonlar ligi. İşin öbür tarafında başkan teknik adamın ne, her istediğini yaptı. Yani şansa bırakma adına Levent abi doğru söyledi. İsmail Hoca ile de devam ederdi. su getirdi. De, de, e Jesus'u garantisi mi? garantisi yok ama. Dediler ki bütün millet dedi ben demedim de bütün millet dedi iki beraberlik alırsa İsmail Hoca'yı bu taraftar şunu yapar dedi diye. Gitti en e, kariyerli teknik adamlardan birini getirdi taraftara güven vermek açısı, açısından. Tamam Jorginho Elinde... ben beğendim de kariyer Hayır, olarak bana el... bir şey söyler misin? Soruyorum sana. Benfica. Benfica Brezilya ben... var. Evet başka. Yer, bu kadar yer... bu kadar bak ben sana bir söyleyeyim çünkü, bu kadar İngiltere'de birçok yerde Portekizli hoca çalışıyor. Baş, en bunlar en başarısı Mourinho. Kariyer dediğin devasa bir kariyeri var Mourinho'nun. Bir sürü de Portekizli hoca çalışıyor. Roma'da çalıştı orada burada. Ama kariyer, kariyer... Neden yani dışarıda Hayır, yorga ka kari, kari, Kariyerden ya? ne, kas, ne kastettiğini bilmiyorum. Kastettiğim bu kariyer Ama, ne abi? Kariyer, kariyer ortada hay, başarılardır geten, ya. Geçen, Çalıştığın abi, hoca, kötü, kötü hoca mı? Kim? Geçen seneye kadar kupası yoktu. Abdullah Hoca kötü hoca mı? E, tamamdır, baş, e tamam da e, başı. tamam yani, yani, ya, ya, ya ya da şey. Finali olmayan bir hoca da o konumundaydı. Kusura bakma. Sen, sen Benfica, Benfica takımıyla geçen sene Bayern'in, Barcelona'nın olduğu gruptan çıktın ya. Kim? Şorge Jesus. Ya ben şey... Bak, yani hepsini, şey hepsini bırak Neden senle Benfica'yla ayrıldı? yani şimdi burada Jorge Jesus'u kariyerli bir hoca Va konumuna getirip Va İsmail Kartal Kartalı A+ teknik direktör demek? Le Dışarıda bırakmak kime doğru kime göre yanlış? Bana göre yanlış. Ben so e yani, ben, e, ben ama. Geldiğim noktaya ama ben ben İsmail Hoca da kalsa doğruydu. Kalsa Yok. belki daha başarılı olurdu. C Tabii ki cessun gelmesi de doğru. Ama istemiyorsun Orada, orada değil. Patronlar Bak patronlar olarak hayal. istemiyorsun bugün gene şey demiş biliyor musun? Koyeresma. Koyeresma soruyorlar. Sokudun mu onu? Okumadım abi. Diyor ki, müthiş bir hoca diyor. Ama diyor, Türkiye farklı bir yer diyor. Eğer orada diyor, ortam uyum sağlayacaksan diyor, iyi bir sabrın olması lazım. Sabırlı bir hoca da değil bence. Yesus'un yani iyi bir sabrın olması lazım diyor. Neden diyor? Taraftar yüzünden diyor. Sosyal medya yüzünden diyor. Bizim burada yaptığımız yorumlar yüzünden diyor. Başka şeyler yüzünden diyor. Diyor da diyor yani... E, Fenerbahçe biz, biz zor biz bir burada, camia. Biz, biz bir burada, bir daha giymez biz burada. Fenerbahçe. Mesela Kolay or, beğenmez. Orge Cesus konusunda. Çabuk bıkar. Onu söyleme. Sabır Baskı yok vardı. Fenerbahçe. Nin. Seyirci baskısı vardı. Gürcan söylüyor diyor yok. ki mesela Karadenizliler için diyor ki 45 derecede su kaynıyor diyorsun değil mi? Fenerbahçe bundan ne farkı var? Fenerbahçe taraftarı sabırlı mı? Asla değil. Fenerbahçe tarafı hele ki 8 sene şampiyon olmuş bir kadronun bu seneki en büyük riski Jorge Jesus. Kusura bakma Gürcan. Yok, en büyük garantisi o. En büyük ben, garantisi Jorge söyle mi? Yok, en, en büyük garantisi. Görüşeceğiz garanti, Bu programlar garanti, devam edecek. En büyük garantisi o. Bu bak, takımı yönetmek kolay değil yok, bu kadar işte, e, şey göv, egolu futbolcu ve grupları. Aynen. Ha görüşeceğiz. Böyle bir takımı, Yönetebiliyorsa böyle bir takımı böyle bir hoca yönetir. E, Anladın mı? Benfica'da niye yani gönderdi şey, oyuncular? Niye gönderdi oyuncular? Oyuncular gönderdi. Ta o oyuncuyla kavga etti. E niye orada? E, e, kim gitti? Hani var ya imzadi demiş burada, ya Fatih Terim'e için. Hocayı göndermek, futbolcu göndermekten daha kolay ve daha maliyetli, bu, az maliyetli demiş. Ya bu burada da mi demiş? Burada da olacağı anlamına gelmiyor bu. Artı Holgate'den Benfica'dan ayrıldığında o sıkıntılara rağmen Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkmıştı. Evet. Liderinde 3 puan gerisindeydi Benfica. Başarılıydı yani. Evet. Yani eee sadece kaç maç çıkmadı, zaman, kaçıncı hafta işin, gitti? Devler arası gitti Benfica. İşin şeyine baktığınız zaman Fatih'in de başarılı böyle, devre arası gitti. Böyle bir şeyi e, egoyu <laughs> yönetecek tecrübede bir teknik direktörü var. Vallahi Fe, Ben başardım. disiplin profesörü dedim kendisine. Bilgileri elde ettim. Ben hocalığın bilgisi konusunda Jorge yargılamıyorum. Asla disiplini konusunda yargılamıyorum. Ama sahanın içine giren, futbolcu tarşan bir adam, Yani öbür gün kulübe de tarşabilecek bir noktaya gelirse bu Jorge Jesus, Kolay bir antrenör değil. Ona göre futbolcular denk futbolculara de ayağın denk atması lazım. Çünkü Fenerbahçe içerisinde mi takımlarda görev yapan gövdeli yerli oyuncular da var. Bak bunun üçünü tercih eder. Biri kaleci Altay'ı tercih edecek. Bak net söylüyorum. İki üç kim olacak? Biri Ferdi olursa üçüncü arayacaksın. Altay Ferdi. Üçüncü kim onu merak ediyorum. Serdar Aziz, İrfan Se Can. Ay, İrfan Can oldu. Falan. Ben sana yani söyleyeyim, söyleyeyim sana. Mertab, Mert Geri kalan oyuncularla Mert ilgili Mert çok sıkıntı var. kim ben, bırakacaksın ben, ya? Mert Hakan abi bu iş tercih etme işi değil. Ha. Bu iş hak etme işi. Levent abi. Vallahi bu iş, bilmiyorum. Bu iş, bilmem. Bu iş. En büyük sorunu burada yaşa. geçen sene 6 yerliyle oynuyor kırmızı vereyim mi? Hı? Bir kırmızı vereyim mi? Ver. 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 Var mı? Tuğrul? Emre Torul. E, Ekran karşıya Kırmızıyı ben görmeyeyim diye. Pelkas. Böyle bakabilirsin abi. E, Hull City'nin kıskacında e, Yunan oyuncu Pelkas. Gitti gidecek yani görüntü hani Ozan Tufan'dan sonra perkas. Yani Fenerbahçe'nin o... işini bu siti kolaylaştırıyor oyuncu konusunda yani. Perkas kötü oyuncu mu? Hayır çok değil de yani ne çok alakası çok iyi var? Iyi. var ya. Yani şey yani sıkışmış tarzı bak ne demiş oğuz gözcüsüz istememiş bence perkası çünkü tehlikeli oyuncu. Şu an perkas var bak orada kim var Lincoln var İrfan Can var Arda Güler var işte Arda'dan totlum diyorsun. Bak şimdi bu elleri boşaltmaya çalışıyorsun, boşaltmaya çalışıyorsun. Abi şey ee, yani. kendine göre kadro yaratıyorsun. Emre moralındı. Yani Tabi bak aklında. şimdi bir şey soruyorum yani. Mu, Abi bu bak bu işler kolay değil bak. Gürcan'cığım. Elbette yani. değil ee, ama satmayı da becermek önemli. Yani. Olur olmaz bak tra transfer işi ilk geldiği sene millet şey yazıyordu Trabzonspor attı golü kazandı Fenerbahçe 1-0 senin yüzünden Yunanlı olacağım diye yazıyordu Pelkasa. Sonra geçen sezon başladı. Omuzu çıktı, sakattık, makattık. Yok iyi bir sezon geçire geçiremedi. Gönderirsin büyük takım öldür abi. Büyük takım gözünün yaşına bakmaz. Evet. Al Raimster Sterling'i sattı Messi'yi. Mane'yi gönderdiler. Ya orası öyle. Değil. Yani bir yere kadar bakıyor. Ondan sonraki verimi o düzeye yeterli gelmeyecekse, olmayacaksa gönderiyorsun abi oyuncu. Vallahi yani grup, o şey bunları değil bunları yaptı. Yerine koyacağı oyuncular var. Manede demek ki sistemine uymuyor ama Muhammed Salah'la sözleşme uzattı. Bir de öyle bakacaksın. Mesela İlkay'a ilk da İlkay'a da demiş. He? İstersen takım bul, bulabilirsin demiş. Değil, tabii İlkay i̇lk şampiyon yapmasaydı kalamazdı bu senin Manchester City'de. Zaten son senesi. Evet. Yani. Ay sezon sonu. satabilirlerdi. an gidebilir gene gidebilir. Gidebilir yani. tabii canım yani. Bunu bu i̇lk, dünya futbolunda da da. bu tür parası olan kulüpler kendi kulüplerin yüzlerini de değiştirmeye çalışıyorlar. Fenerbahçe'nin mantığı da birazcık buna bekliyor. Buna benziyor. Yani şimdi bugün bunu çok net söyleyeceğim. Bugün Manchester United'ın, Arsenal'in, Manchester City'nin, Liverpool'un sahipleri var değil mi? Tabii. Doğru mu? Bunlar bu paraları harcıyorlar. Bana göre Fenerbahçe'nin sahibi de Ali Koç. Hiç kimse itiraz etmesin bu konuya. Ali Koç'un harcadığı paralara dönüp bakarsan hiçbir başkan bu transferleri bu şekilde yapamaz. Satmadan oralara vererek buralara vererek yapamaz. Ali Koç'un Ekonomik gücü, parasal gücü Fenerbahçe'yi yönetiyor. Bir kişi konuşamaz. Fenerbahçe taraftarları, geçmişi Ali Koç olmasaydı bu kadar oyuncuları bir arada göremezler. Şampiyonluk var yok, ayrı bir konu. Bugün eğer tamamen resmi kayıtlar üzerinde dernek statüsünden geçip Fenerbahçe Ali Koç'un tamamen takımı olsa ben söyleyeyim İngiltere ayına takım yapar ya. Açık konuşuyorum. Harcar burada 500 milyon euro, 1 milyar lira euroyu. Harcar bu parayı yapar. Bu takımı yapar yani net söylüyorum. Ya. Bu yüzden dolayı Fenerbahçe ekonomik açıdan ayakta kalıyor, çökmüyor. %100. O, Olmasaydı o, bugün Fenerbahçe takımı transfer yapamayacak sıradan bir takım gibi olurdu. O o, o, o büyük bir şans tabii başkanın o şeyi. Yani şimdi ben ben bunu bunu herkes ka, 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 itiraf etmiyor. Bugün sahibi ka, yani ka, bana kasar göre. Kasar vermesi. ama Fenerbahçe'nin sahibi taraftardır ya abi. Ya yok. Taraftar ayrı bir her kulübün yani, yani taraftarı vardır. Şey yani ha, son, sonuç sonuç adını taraftarı yok senin mu? taraftarıyım sahibi Murat Sancak. Evet. Taraftar mı sahibi? Kara Gümrüğün Hadi Roma. etsin istifa mı edecek Murat sence? Hayır o değil. Ee, ben onu söylemeye çalışıyorum. Sa etti Göztepe'nin sahibi de vardı Mehmet Sepe'nin istifa etti. Et. Sattı takımı. Sattı ama. Sattı taraftar istemedi Göztepe taraftarı. Hayır ben satıyorum. Sen ben. bizi küme düşürdün bence, dedi. Bence, bence Mehmet Sepil vazgeçti o işte. Neden? Ben Sepil, Mehmet Sepil'i sevilen... Keşke önceden satsaydı. Sevilen sevilen tamam başkan ben başkan de keşke önceden satsaydı. Göztepe'yi... Bak Göztepe... Eğer ki Mehmet Sepe biraz para harcasaydı Göztepe bu şimdi yarışların içinde olmalıydı. Şimdi ben bak. öyle bir taraftarı var Göztepe'nin. Kulübün sahibi kim? Acun Hocalı. Yani dön bu tarafa taraftarı var, kökleşmiş taraftarı evet. var yani şimdi o başka, o başka tabii. Taraftar vazgeçmez. Ben Fenerbahçe taraftarıdım. Evet. Fenerbahçe bugün şimdi, tabii ki de taraftar Bugün bugün Manchester City gibi bir takım yaratsa Ali Koç Fenerbahçe taraftarı kulübün sahibi Ali Koç diye yapma mı diyecek? Tabii herhalde canım. Allah Ayşe aşkına yani zaten o değil. Zaten bunlara gidip City, United'ı niye alıyor? Taraftarsız kulübü almıyorlar. Allah Sonuçta aşkım. taraftarlı kulübü satın alıyorlar, yani yani Mümkün değil. Yani ben Yüksek her yani zaman söylüyorum işin, İster öyle, de, ister eşinin bir tarafta, tarafına yani. baktığın zaman. Bu işin sahibi şey, o. Bu transferleri e, kim yapıyor ya? Bu kadar paralı gövdeli oyuncular kim Mijiji'yi satıyorsun onu alıyorsun, bunu alıyorsun. Kim, Fenerbahçe giren kim, para Jessu getiriyor. Jessu getiriyorsun. Kim yapıyor biliyor musun? Kim yapıyor? 40 bin kombine yalan yapıyor. 40 bin kombine mi? Tamam, 40 bin he. kombinin karşılığı nedir abi? 250 milyon TL. 250 milyon TL nedir ya? Açıklandı. Kaç para 250 milyon TL? 100 milyon TL, 1 milyon euro. Şey, evet. o, pardon. Ee, yani 10 milyon euro yapmıyor be abi. Milyon, milyon ya? en, en 10 milyon euro'dan fazla yapar. Bir dakika hesaplayalım. 10 milyon euro'dan evet. fazla yapar. 20 yapmıyormuş 20. <laughs> Allah aşkına. Abi, abi. 20 milyon euro taraftarın verdiği kombine parasını verdiği para... Ali Koç'un bahşiş sayılır ben, ya. Allah'ını seversen. Bu sene Fenerbahçe... Ne konuşuyorsun yaptığı transferlere bu sene, baksana. Bu sene Fenerbahçe'nin stattan kazanacağı para minimum 60 milyon eurodur. Bak ya, söylüyorum ya, size. Ya nereden kazanacak? Fenerbahçe bak, şu formasını versene bak, ya. Ta, Her taraftan bak, Ali e, Koç'un bütün firmalarının şey, şeyi gidiyor. Onların hepsi para gibi gözüküyor orada. şey Yüklen, ver o parayla ayakta duruyor e, Para değil Fenerbahçe. mi onlar abi? E para e, tamam. işte onu söylemeye çalışıyor. E tamam. Fenerbahçe. Senin yani, verdi. Onun normalde aynı parayı... E başka bir kulübe verse aynı paraya mı verecek? Niye? Verecek? Niye verecek? Fenerbahçe yani? benim formum bağlı 60'tan yaz diyecek. Atıyorum ben. Başka kulübe verse 20'den verecek. Veya 15'ten verecek. İşine geliyorsa. Lafın gelişi istiyorsun. Sen Ay, gidip istiyorsun. Başka bir kulüp çıktı dedi ki ben X bir firmanın reklamını istiyorum. Ne verirsin? 15. Fener'de kaçıyor? O Fener diyor 45. Ben onu anlatmaya çalışıyorum. Ali Koç olmasa o Fenerbahçe o reklamları sırta da alamaz. Alamaz onları alamaz. Başkası. Levent abi Fenerbahçe'den Galatasaray'dan bahsediyoruz. Gözünü evet seveyim. alamaz. Ya bunlar geçecek. Ali Koç'un Fenerbahçe'ye harcadığı para 280 bu, milyon bu, doların üstünde bu, bu, ya. Bu, bir kalemde sildi. Bu, alacağım yok dedi. Bunları geç, geçeceğim. Hangi nerede? Ya geçeceksin. Bakkal ya. dükkanı 10 lirayı sildi. Hayır şimdi Erden, er, Erden <laughs> Tumur <laughs> nefsi tadı diye o yazıya niye para verdi? E, tamam, Galatasaray olduğu için verdi. O limiti var. Daha iyisi o, varsa. O hay hay şey. Yani, ama Aynen, şey. yani, Erden Tumur ne dedi? Ben Galatasaray'lıyım. Benden daha iyi bir fiyat verecek insan varsa ben geri çekilirim ya dedi. Tamam. Silerim ismini veririm. Dedi. Varsa bu kadar da basit. Hayır varsa daha fazlasını verir. O da Ama çekilir. Ben de yani. onu söylüyorum Gürcan Yani. Bunun daha şey fazla, değil. şu anda Türkiye'de hiç kimse hiçbir holding, Fenerbahçe'nin verdiği reklamları kendi reklamı olarak aynı paralarla vermez Fenerbahçe formasına. Bu kadar söylüyorum. Vermez. Belki daha fazla verir. Vermez. Bu şeyle doğru orantılı. Tamam, çok iddialı konu. Vermez. Yani. Ali Koç'un verdiği parayı veremez. Bu şeyle bu net söylüyorum ya veremez kardeşim. E tabii canım orada Ali Bey'in şeyi var. Allahım Ali Koç varken verebilir mi yani ya şimdi? Yani sen baş... Hayır hayır. O, o zaman o... Levent abi haklı. Hayır, o, Haklıyım tabii canım ya veremez. Ben bunu net söylüyorum orada ya. ama o o kadar değil yani. Ali Ali Bey'in yaptığı şey %10 %20 Levent abinin argümanına en, katılıyor en şey. musun abicim? Kulübün sahibi Ali Bey midir? Şu anda büyük kağıt üzerindeki sahibi olmasa dahi dernekler garnı seçilse dahi ama şu anda harcamalar harcamalarıyla beraber <laughs> sana soruyorum. Ben sahibi gibi görüyorum bana ekonomik açıdan doğru sordu. mu? <laughs> ona sordum abi. Ha, pardon. Gürcan yani, abi. abi. Pardon ya. Bana, <laughs> so bana söyleyin. Levent abi deyince bana dedi zaten. Levent abi böyle dedi dedi. Ha, pardon. Yani şey, Estağfurullah abi. Ali, Ali Bey çok önemli bir para soktu kulübe. Kendi cebinden soktu. Sponsorlar vasıtasıyla soktu ve çıktı dedi ki ben parayı almayacağım. Ve bahsettiği rakam o 4 yıl için toplama baktığımız zaman 200 milyon eurodan fazla. Çok ciddi bir rakam yani. 200 tabii. milyon eurodan fazla. 280 şey, milyon dolar dedim Bana gelen bilgi öyle. Tabii bu şeyin eee iş, işinin öb öbür tarafında bir e, hani bir ustalık çıraklık e, dönemi var ya. Artık doğru bir döneme geldi. E, bu bu sene gözü kararttı. Bu sene hiçbir şey şansa bırakmıyor. Yani İsmail Kartal Jesus olayında da Şansa bırakmadı. Şimdi yaptığı transferlerde de her bölgeye iki oyuncu, üç oyuncu kaliteyi arttıracak e, tecrübeli. Bu arada da hocanın istediği. Yani e, teknik adamına güvenmiş. Onun e, başarı formülünde, başarı çizelgesinde istediği oyuncuları da e, transfer ediyor. Fenerbahçe'nin genç bir kadrosu vardı. Bence Türkiye Ligi için yeterli bir kadrosu vardı. Bu yapılan transferlerle Fenerbahçe kadrosu, ben şu an Şampiyonlar Ligi için bile İdeal duruma gelmiştir. Vallahi ben yani, bu transferlerin buna şey, çok büyük katkı yaptığını şey, düşünmüyorum. E, ben, Geçmiş dönemde Giuliano Terano dönemindeki Alnana oyuncuların kalitesi, bugünkü Alnana oyuncuların kalitesinden çok daha önemli. O zaman Bak, hocası söylüyorum. kimdi? Kimin? Hocası kimdi onların? Kimdi? Pereira'ydı. Victor Pereira. O kadar basit işte. Tamam. Ve bunları tamam, alıyorsun yani ama bence, gidiyor, gidiyor, gidiyorsun... Vitor Pereira gibi bir size teslim ediyorsun. Yani. Işte, Manpörsüz var yani mı abi orda, şey? Orada abi. da şey. Ama hep demiyor i̇şte, abi sen de o, iyi oyuncular hocayı hoca yapar. Bak ben söyleyeyim Hayır. Selim abi söyler bunu. Selim soy kulakları çınlasın. Selim abi her zaman söylüyor. İyi futbolcular olmadan sen şampiyon olamazsın abi. Bu şampiyon kitapta Lippi'nin meşhur bir lafı vardır. Lippi. İtalyan mi takımının 2006'da Lippi. yorumcuydu Gürcan'da. Dünya şampiyonu yaptı. Ne dedi? siz iyi ve kaliteli futbolculara sahip olamadan şampiyon olamaz, olamazsınız. Sizin teknik adamın görevi bu grubu doğru yönetmektir dedi. Hem bunlara vazgeçilmez olduklarını hissettireceksiniz ama takım halinde hareket etmelerini sağlayacaksınız. Aynen. Bu kadar basit ya. Tabii ee, rahmetli Öyle. Can abi iyi futbol iyi futbolcularla oynadı. ama, o Ama... O, da, ama o dönemin transferinde zannediyordun ki Van aldım bana kendi kendine 50 tane gol atacak. Kim defans yapacak, kim topu kapacak, kim rakibi engelleyecek, kim karşıda baskı yapacak, kim ortayı yapacak, o, kim organize edecek. Abi. Bunu 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 o kadar detaylı ki Hikmet hoca çıktı işte 3 gün önce Karaman. O kadar güzel anlattık her şeyi. Masörden başlayarak. Yani he, e, iyi futbolcuyla tamam problemleri çözersin ama sana şampiyonluğu getirecek olan iyi takımdır. E tamam işte, İstediğin ya. kadar Seferovic'i al. diyor. Seferovic'i al, Pedro'yu al, Logos'ta al. Onları orta yapmazsan top getirmezsen bunlar nasıl gol atacaklar? Sergen Hoca'nın beşli çok iyi takımdı mesela. O neden ne? E, or, or, organizasyon oyuncudan performans almak bunlar teknik direktörün birinci görevleri. Bak şimdi. Oyunc oyuncudan üretimi, performans alacaksın. Bir Abubakar olayını halledememenin faturasını ağır ödüyor. Berisha, Alex Teixeira, tamam mı? Ee, Batuay'ı değil ya. Batuay'ı. Batu bat, pardon. Piyan Batu Piyaniş. Batuay'ı. Batu Batu Bunlara şey baktığın zaman bu kadar para harcadın. Şampiyonlar Ligi'nde sıfır çektin. Ligde de başarılı olamadın. Şimdi ben şunu söylemeye çalışıyorum. Bulduğun bir şeyde devam etmesi o bir oyuncu o parayı harcasaydın sorun çözülmüştü ya. Sen de tutmuş. İnanılmaz gol atan bir adam. Abu Bakar. Niye ona parayı vermekten gizli? Bazen inat etmemek gerekir. Şampiyon Ligi kadrosu kurdun. olmadın? Ben de Fenerbahçe için onu söyledim. E, Levent abi nasıl güveneceksin adama? Nasıl güveneceksin? Şampiyonla oynuyorsun maça çıkmıyor. Sakatım diyor. Hayır. Çünkü senin koyduğun maddeden dolayı. Tamam. Diyor ki oynarsan ben, ben, ben söz sözleşme mi? uzayacak diyor ben değil sana mi? söyleyeyim mi? O çok... istemiyor. Verseydin parayı kalacaktı. Çok çok iyi futbolcu. Ben evet. kulüp başkanı olsam o almam. Ben alırım. Ben almam. Ben alırım. Seni ne zaman yolda bırakacağı belli değil abi. Değil o bugün, o bugün, bir Ahmet ile kar karşı zaten o karakterde bir oyuncu Ahmet kapıyı zaten kapattık dedi o kara. Ahmet Nur Şebi. O o karakterde bir oyuncuyla karşı karşıyasın. Sen ne zaman yolda bırakacağı sen, belli değil. E, sen onu adamın altına imza atarken iyiydi. Sen sakatlanırsan sözleşmeyi iptal ederim ben diye. E ben seni oraya kadar taşımışım. Sen benimle muhatap olup o parayı verip alsan beni ne Berişel'e uğraşacaksın, abi. ne o zaman şeyi alacaksın, piyano işi falan. 31 Mayıs'a kadar sözleşme atmış mısın? Evet. Çıkacaksın oynayacaksın. Tamam abi. ama şu kadar da tamam maç mı? koymuşsun oraya. Otomatik maç sözleşmenin uzadı diye. O başka İmzalamasaydı. E tamam ikisini de imzalamış. Hayır o da imzalamasaydı. Beştaş'ı da lehine de imza atmış. Hayır imzalamasaydı. Yani e, Bir yıl kiralamışsın orada, adamı. Orada de, deng dengeler var. Bak niye Vakamey'le anlaşmadı? Hakem sözleşmesi elinde. Tamam. Vermedi be Trabzonspor haklı yaptı. Vereme ile ilgili ben bir bilgi. Hayır, verseydi. Verseydi ona 3,5'u. buçuk. Hadi oynat Doğurcan'ı. Yo. Hadi oynat Doğurcan'ı. Ben 33 hep... yaşındaki bu adamı 34'e girecek adama bu parayı vermem. E, tamam. Tam tempo olarak burada Abdullah Avcı doğru evet. Trabzonspor'u e, tamam. doğru buluyorum şey, şeye ben. Şeye verdiğin zaman kaç Mantıklı. para? Şeye Bak ver... mesela Trezege diye bir adam aldılar. 2-2'lik maçta 2 tane gol attı. Değil mi? Kuasi. Kuasi yıldız olmasın bu sezon? Bu arada Vakeme'nin menajeri kaç istemişler dedin abi sen Trabzon'dan? Ben bilmiyorum. Ben, ben, bana, ben benim duyduğum duydum sen, senelik menajer falan hepsi dahil üç buçuk. Şu an bir 1,5'ya evet diyor Vakeme. İstanbul'da bir kulüple. Yıllık. İmza bir, bir... Şey mi? Bilmiyorum. İmza bir, bir, bir saat buçuğa, menajer tamam demiş. Tam bir buçukla yani, hangi kulüp bu ee, biz de bilelim. Belki ya. Abdullah Hoca istemedi bak yemeği. Bilemiyoruz ki bazı şeylerin perde abi, tamamdır. arkasında. Tamamdır Abdullah. Levent abi, bir, şey belki bir yerde çok para istedi. Beden bir buçuk İstanbul'da madem alacakmış. Niye Trabzon'u bir düş, buçuk kabul etmemiş? Düşmüş abi. Ee, Arap ülkeleri falan o Bunu parayı düşünemiyor. bile yani. vermiyorlar bile. ya. Vermiyorlar. Bak yemeği ne yapacağım? 1.5 evet. yıllık. 1.5 milyon euro. Gel oyna demişler abi. Kim olacak ben de bilmiyorum. bilmiyorum. Merak ediyorum. 1.5 milyon euro. Ya o paralar buraya düşmüşse ben olsam. Abi yok Arap ülkeleri bu parayı vermiyor. Abi. Hayır. Abdullah Hoca takım oyununa Vakeme, uymuyor diye Vakeme ile bağlı va va kopartmış zaten. Vakeme bir buçuğu oynuyorsa Fenerbahçe Beşiktaş bırakmaz. Hemen alır adamı. İşte. Olmaz. Yani, bir buçuğu oynayacaksa şeyim. bir senelik yani. Ya Beşiktaş'ın oraları yani dolu Fenerbahçe'nin de. Ya, ya sen Trabzon o bölümde bir tane <laughs> adam olması Trabzon'dan <laughs> gerekiyordu. Trabzon'dan ayrıca yazıyordu. 3 milyon euro istememiş. İmza hayır, bu... parası, imza parası olmadan ben, olacaksa. Ben şey gel. Hariç imza parası varmış. Geçeceksin. 30 yüzde gelmiş adam bir buçuk milyon euro İcra az para. parası vardır abi. Güle güle. Bir, bir buçuk o kadar da istiyorsa makamaya iyi günler. Çabuk. Ama 1,5 bir buçuk sadece çıplak net olarak alacaksa o, o. bak ben bu Vakame'ye... tabii mi? 2 milyon, iki milyon euro da tamam ama üç bir, kimse vermez gün Ben size söyleyeyim. Bir buçuk da olsa bile ben şunu yapardım. Bonuslar koyarım ona. Öyle olur zaten. Beş zaten gol hat, öyle olacak abi. 10 gol at. Şunu ya asist yap bunlara. Baş para, para kazan. Win-win. Sen kazan, ben de kazan. Bunu Vakame ile sözleşmeye koyabiliyorsan başa olursun. Bugün Galatasaray takımı ben kanat oyuncusu lazım dedim. E, bu adımı içinden geçiyor. Böyle bir adamı düşünürüm. Win-win. Bu kadar parayla değil Galatasaray için. Topu önde tutacak, hücum edecek, kaldıracak, artıya atacak, çalımı geçecek. Ben söyleyeyim sana. Sadece Türkiye Ligi'nde oynayacağı için büyük iş yapar. Bak burada Hikmet Hoca dedi mesela. Biz Trabzonspor'la oynarken Vakame bir sefer bile arkaya gitmedi dedi. Ben bir teknik adam gözüyle bakıyorum dedi. Vakame... Wakemi... Tamam önde kreatif ama geriye hiç gelmiyor. Ben rahatsız olurum dedi. Belki Abdullah Hoca da bundan rahatsız oldu. Ya, tamam da bu kadar ben bir şey söyleyeyim mi? Seni şampiyon yaptı mı bu adam? Yaptı. E o zaman şampiyon katkı yaptı mı? Yaptı. Takım Uğurcan kurtarışlarıyla bu da hazırladıklarıyla. Ben şunu söylüyorum. Başkaları gelip onun arkasını kapatsın abi. O trans yapsınlar. Futbol için Bazen bazı <laughs> oyuncuların sahiçesi özgürlüğü olabilir. Hacı'nın de böyleydi. Hacı dünyanın en büyük oyuncusuydu. Hacı'ya gel, santraktan oyun mu stoperden gelip o zaman, top mu o zaman, çıkar dediler. Alexe çıkar mı dediler? Evet yani tabii o zaman futbol böyle değildi. Nasıl? Neydi şimdi, ya? Şimdi çok yok, mu uzak mı bu futbol? Yok abi şimdi rakiplerinde çok sert tek, teknik adamlarda analizler yapılıyor F fizik olarak müthiş bir yerdesin var geldi yani e, es, eskisi gibi değil artık bir oyuncunun yeteneğine bir oyuncunun e, performansına maçları yükleyemezsin. Eskiden neyi konuşuyorduk? On numara lazım. Değil mi? Her evet. takım on numara peşinde koşuyor. Koşuyor işte. Hadi. Hacı. Emre Mor'la Yunus Hacı. kapanan takımları açmak için <laughs> bir tripişon olur. Hacı, Sergen. Kısa alanda çalım çalımlarıyla. Ser, Sergen Yalçın, Alex de Souza, Ortega, e, çok büyük, Lincoln. Her takım bir on, on numara peşinde koşuyordu. Ama artık Futbol öyle bir noktaya geldi ki önce dünyada geldi şimdi de bizde geldi. Bizde artık Benim için orta saha çok önemli futbol. On numara 10 numaralıyı bitti. Dur. Şimdi senin için şimdi öyle. Manchester City son maçını nasıl kazandı? Versene golleri. 2 tane İlkay attı, birini attı, 3'ü de orta saha oyuncusu. Tabii. Nerede forvetler? Şimdi şimdi 6 8. Allah Allah. Şimdi herkes yani. şimdi herkes 8 numaranın peşinde. Herkes onu, 6 sekiz Önemli veriyor. Orta onu, saha önemli. Onu, onu, onu kovalıyor. Oliver'ın yanına 2 tane adam ha. koysun. Bir aynısını fa yapacak. Fa farklı sisteme gidildi. Mesela Beşiktaş'ı konuşuyoruz. Bak Ge Gezal'ı iyi tuttuğun zaman Beşiktaş takımı sıkıntılar yaşayacak. Orta sahada oyun, oyun kurmakta. İyi şey de. fark, Markaj marka altında Tabii. Me, me kanat kombinasyonların olacak. Orta saha kombinasyonların olacak. Duran top kombinasyonların olacak. Ve bu arada da rakibin yapabileceği e ataklara da ön önlem alacak setleri setlerin olacak. Fizik gücün olacak. Yani ben büyük takımım e, Van Persie'yi aldım, Lincoln'i aldım, e, işte Seferovic geldi ben çıkarım, i̇şte öyle formumu asar yenerim olmuyor. bitti. Geç, geçti işte Kayseri, Fenerbahçe'yi eledi, Beşiktaş'ı eledi, Trabzon eledi. E, ne oldu? Sivas eleyemedi. E, olsun, eledi. Finale çıktı. Geldi çat 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 eledi. Ben senin Artık... bir soruyu da Abi, ya... Adam çok güzel anlattı Hikmet Hoca. Taçtan gol, gol yiyorsun ya. Ele, eledi. E, Sivas Eylül'de mi uzatmaları kadar da götürdü? E, tamam da yani Sonra, tabii, sonuna tabii, tabii, kadar tabii. sonuna kadar da götürdü. Hikmet Hoca bu yani, geçen sene birçok maçı önde götürürken yani şey, kaybetti. Açık konuşalım. Hem de çok başarılıyken. E, bireysel hatalardan. E, oyuncu oyuncu üstüne ya da oyuncu iyi oyuncular tabii ki olacak. Senin kaliteni arttıracak. Sıkıntılı olduğun anlarda gelecekler, sorumlu kalacaklar, Farklılaştıracaklar. Ama artık teknik direktörler dönemi, stratejiler dönemi, takımlar dön dönemi yani e, ve o durumda e, bakame geriye koşmasın başkası onu yerinde doldursun diyemezsin De, gelirler cezayı keserler yani Yani geç, geçen seneki gibi olmaz mesela Abdullah Hoca'nı bence e, çok sık düşünüyordur yaşlı bir takım var şampiyon oldular bir rahatlama geldi dünkü maçta yedikleri geçen goller sene, geçen sene eğer mesela, adamı kaybetmeseydi dün, sakat olarak bakameyi o dönemlerde çok zorlandı o Ücunda. Tabii. Dünkü maçta yedikleri goller facia. Evet. Çok kolay yani, goller defansı. E, Bravo. Doğru söylüyor. Ama hazırlık maçı. Görüyordur hocam. Yani abi. şey e, Görüyordur ka, tabii. Ka, e, muhakkak bir çözüm bulması lazım. Valla ben bir şey söyleyeyim. Takımların daha transferleri bitmedi. Daha, daha, daha Saray'da daha start almadı. 2 tane 3 daha tane, tane almadı. Bence e, önümüzdeki günlerde büyük bir ihtimalle önümüzdeki hafta ve iki tane oyun, üç tane oyuncu daha gündeme getirir. Alır yani. İki, Al, iki alır. Ben yine Emre Akbaba'ya bir şart koy Levent abicim. Niye koyayım? Koy. Alay mı gidecek yani? Bence ben olsam bırakmam şeyin yerine. Ben kim niye oynayamadım son maçta? Bilmiyorum. Belki bir sakatlığı varsa. Yani şey e, Emre Akbaba rekabete girmek istemeyebilir. Çünkü direkt ilk 11 oyuncusu değil Olivier'a geldikten sonra. Yani orada e, şimdi şey de aldılar. Bu Avusturyalıyı e, da alırlarsa. Onunla ilgili bir bilgi evet. geldi şimdi bana da. Kapatıyoruz yavaş. Yani, yani e, iki, iki... Ahmetoğlu başkan yarın şeye gidiyormuş. Avusturya'ya gidiyormuş. Girlişle görüşmeye diye duydum. Trabzon'daki. Oyuncu Hı -hı. ha oyuncu Trabzon'a gitmek istemiyormuş diye bir şey duydum menajer. Bana gelen bilgi bu. Doğrudur, yalandır bilmiyorum. Yani kim bu transferi? E, gelmek istemiyorsa Daha gitmez ki Hı -hı. Ahmet Ağalı. Evet menajerle görüşmeye gidiyormuş Hı -hı. ama oyuncu bir, bir arkadaşımızın tanıdığı o mesaj Peki. attı bize Trabzon'la ilgili. Abi bilmiyorum yani bu da ASM'e gelir gelmez mi? Trabzon'a mı gelir gelmez Hemen tabii sana çok teşekkür ediyorum. Ben Malzına teşekkür Gürcan abi sana da öyle. Transfer raporunu izlediniz. Hoşça kalınız.